Kıymetli dostlar merhabalar, hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Bugün yine bir pazar günü akşamı, bir pazar klasiği. Kıymetli Sayın Sadık Yemni Beyefendi hocamızla yine Sadık Yemni Ömer Faruk İspir Fikir Yongaları programında birlikteyiz. Hocamızı birazdan davet edeceğim. Her zaman söylediğim gibi Sadık Yemni Üstadımızla yapmış olduğumuz daha önceki yayınları Ömer Faruk İspir YouTube kanalımdan seyredebilirsiniz kıymetli dostlar. İkinci arz edeceğim hususta yayınımızı DM'lerinizde yani mesaj kutularıyla başka insanlara iletirseniz ve hikayelerinizde de yayınımızı paylaşma lütfunda bulunursanız sesimiz nefesimiz daha çok insana ulaşır ve daha büyük bir aile oluruz kıymetli dostlar. Şimdi kıymetli hocamızı çağırıyorum. Yorumu da kapatma sebebim şu. Soru alacağız bugün inşallah. Onu da tekrardan arz edeyim. Soru alacağız. Son 25 dakika kala, yarım saat kala yorumları ben açacağım. Yani siz sorularınızı hazırda tutun inşallah. Ve vakit ölçüsünde de sorulara cevap verebildiğimiz kadar da sorulara da cevap vereceğiz. Evet hocamı çağırıyorum. Evet, ettik. Kıymetli dostlar, sayı bugün az gözüküyor. Görüyoruz. Hayırlı akşamlar hocam. Merhabalar, iyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar herkese. Hayırlı Ramazanlar. Bugün sayı biraz az gibi. Niye öyle anlayamadım. Daha siz bile Hava gelmeden güzelse, gelirler belki herhalde inşallah. hava güzeldir, belki onun da rolü var. Eyvallah. Evet yavaş yavaş da yükseliyor. Hayır, kıymetli hocam iyisiniz inşallah. Allah'a şükürler olsun, iyiyim ben tabii ki. Allah iyilikler versin. Hayırlı akşamlarınız olsun. Şöyle ben anonslarımı yaptım. Duyurularımı söyledim. Şeyi de hocam yorumları da kapattım. Fakat son 25 dakika yarım saat kala açacağım yorumları ve soruları alacağız inşallah. Evet, Soruları evet. alacağız inşallah. Kıymetli dostlar dediğim gibi yayınımızı paylaşırsanız çok mutlu oluruz, müteşekkir oluruz. Hepinizi yayınımıza bekliyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Selamlarınızı da gönderiyorsunuzdur ama göremiyorum şu anda kapattığım için ama selamlarınız başımızın üstüne. Hocam buyursunlar bugünkü programımıza başlayalım Evet. inşallah. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar tekrar. Bir saat kadar sonra da sorulara bir bakabiliriz. Bir Tabii. saat kadar sonra. Çünkü Tabii. sonra yoksa programın sonunda tam sonuna soruları denk getirmeyelim. Olur. Bu akşam iki kısa öyküyle başlıyoruz. Bir tanesi Mesnevi'den, bir tanesi de Pasolini'nin çok eskilerde çektiği, böyle 70 başlarında çektiği bir filmde, klasik bir filmde bir öyküdür. İkisini birlikte söyleyeceğim. İkisi de ağaçla ilgili. İlki Mesnevi'den şöyle söylüyor Mevlana. Bir sultan var, duymuş ki Hindistan'da bir ağaç var. Bu ağacın meyvelerini yiyen ne yaşlanıyormuş ne ölüyormuş. En güvendiği adamını o ağacın meyvelerini bulmaya ve getirmeye tayin edecek. Şimdi ismi Ölümsüzlük Ağacı. Ölümsüzlük ağacını anlattıktan sonra, çok kısa bir öykü, onu anlattıktan sonra ölüm ağacından da bahsedeceğim. Bu Pasolini'nin filminde vardı. Bunları arka arkaya anlatacağım. Böylece bir ağaç ölümsüzlük, öbür ağaç ölümle ilgili olacak. Bunlar çok kısa meseleler ama insan öykünün gücü burada. İyi bir öykünün gücü şudur, bakın, hiç eskimez. Şimdi 800 yıl, 600 yıl, yani öbür öykü de en az 500-600 yıllıktır. Bu da 700-800 yıllık bir öykü. Aynen duruyor. Yani 800 yıl sonra da teknoloji, hayat ne olursa olsun bu gene bir şekilde hitap edecek insanlara. Ya da bir takım zekalara diyelim. Şimdi ölümsüzlük ağacı şöyle. Sultan işte en güvendiği adamını para vererek gönderiyor Hindistan'a. Adam çok dürüst,
dürüst, çalışkan bir adam. Elinden geleni yapıyor. Herkese soruyor. Ya diyor hani bir ağaç varmış. Meyvelerini yiyince insanlar yaşlanmıyormuş, ölmüyormuş falan. Millet alay ediyor, dalga geçiyor. Aradan zaman geçiyor, yıllar geçiyor. Her taraflara dere, tepe, dağ, taş soruyor. Alaylarla ve alaycılarla ve sahte tariflerle karşılaşıyor. Böyle meyus durumda, rezil olmuş vaziyette başarısızlıktan çok üzülüyor. Sultan buna sürekli para ve mal yardımı yapıyor. Yani aramaya devam et, aramaya devam et. Varmış, varmış diye falan. En Evet hocam. sonunda böyle bilge bir adamın yanından geçerken, yani halinden, tavrından çok bilge olduğunu tahmin ettiği biri, ya efendim diyor, size bir maruzatımı açayım. Buyur evladım, söyle. Beni diyor sultanım yolladı ta buralara. Geldim. Bu ölümsüzlük ağacını arıyorum ama benle alay ettiler. Yanlış yanlış tarifler verdiler. Paramı çaldılar. Daha bir sürü şey oldu. Yıllardır çok utanıyorum, mahcubum, geri dönemiyorum. Sultanımın yüzüne nasıl bakacağım, geri dönemiyorum diyor. O da diyor ki, bak evladım diyor, öyle bir ağaç vardır ama o ağacın adı bilgi ağacıdır. Evet. Çok güzel. Sen git sultanına, de ki bilgiye ve bilgili birine danışsın. Yani onu kullansın. Bilgiyi ve bilgili birini kullansın. İşte ölümsüzlük ağacı budur diyor. Şimdi ölümsüzlük ağacı ile ilgili bu çok kısa bir giriş, böyle tat versin ağzımıza. Evet. Ama bakın, bu ağacın, ağaç bilgi yan yana koyun, iki kelimemiz kenarda dursun. Biraz sonra konteks içinde ağaç ve bilgi, ölümsüzlük, ağaç bilgi, ölümsüzlük tekrar kullandığımız bir Taşıyacağız. yer gelecek. Ha, Evet. şimdi ölüm ağacına gelelim. Bunu bir defa daha anlattım, bir ay kadar önce, belki 1,5 ay kadar. Çok kısa. Pasolini'nin filminde seyretmiş, çok etkilenmiştim. Şimdi bir adam, 3 tane delikanlı, bunlar çok fakir, kılık kıyafetinden çok fakir oldukları belli. Yer İtalya. Böyle çok üzgünler, ağlaya ağlaya böyle feryat figan yürüyorlar. Ah 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 diyorlar, işte arkadaşımız Antonio öldü, yazık, o kadar da gençti, öyle sağlıklıydı, 2 gün önce aslan gibiydi, niye öldü, vah 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 falan diye böyle üzülerek ağlayarak yürürlerken bir bakıyorlar, böyle ama tenha bir yerdeler, şehrin içinde değiller, kırlık bir alan gibi bir yerdeler. Böyle bir duvar var ve çok alçak bir duvar. Onun dibine böyle yaşlı bir adam oturmuş, böyle oturuyor. Bak diyorlar, bizim gencecik arkadaşımız öldü. Bu moruk burada sapasağlam duruyor. Gelin bunu da öldürelim. Tam üstüne yürüyorlar o şeyle. Bir de bunlar serseri tipli biraz da insanlar. Tam üstüne yürüyorlar adamın. Adam diyor ki, bir dakika bir dakika diyor. Ben niye sağım biliyor musunuz diyor. Niye? Bak diyor, şu ilerideki ağacı görüyor musunuz? Bakıyorlar, böyle ufukta bir tane ağaç var. Bir tane. Böyle göz alabildiği ufukta bir tane ağaç var. Bozkır. Bir tane ağaç. O ağaçtan uzak durdum, o yüzden sağ kaldım diyor. Şimdi bunlar böyle duruyorlar. Adam o kadar ciddi, öyle kendinden emin söylüyor ki, Allah Allah diyorlar. Nasıl bu moruk bu cılız bacaklarla kaçamaz bizi kandırıyorsa. Evet. Önce gidip ağaca bakalım. Eğer değilse gelip bir güzel dersini verelim. Tamam diyorlar. Koşa koşa gidiyorlar ağaca. Ağacın dibine bir giriyorlar. Şok. 3 tane şöyle eşeğin kaldırmakta güçlük çekeceği, ki altın çok yoğun bir metaldir. Üç Evet. tane böyle altın torbası. Hatta bir tanesinin ucu yırtılmış. 3-5 tane altın da böyle toprağa dökülmüş. Onu görüyorlar. Artık ne adam kalıyor akıllarında, ne bir şey altınları görünce. Şimdi ne yapalım diyor. Ulan çok ağır. Öyle sırta vurdu, bir de yolda soyarlar, öldürürler onları da, şey Evet. yaparlar, uçurum yani. Bir plan yapalım diyorlar. Ne yapalım? İçimizden biri diyorlar, bir de açlar da, içimizden biri gitsin, içecek alsın. İşte o sırada şarap, İtalya olduğu için şarap alsın, ekmek alsın. Ondan sonra bir de eşek satın alsın. Bu 2 altın veriyorlar adama. Ondan sonra yemekleri yiyelim, bunları eşeğe yükleyelim, bu torbaları. Emin bir yere götürelim. Ondan sonra paylaşır, her şeyi yaparız. Artık o adamı falan unuttular. İyi diyorlar. İçlerinden bir tanesine 2 altın veriyorlar. O hatta bir altın bile yani. Bütün eşeği almak, hepsini almak. Ondan sonra o bir tane altınla gidiyor kasabaya. Yakınlarda bir kasaba var. Zaten onlar da oralı büyük ihtimalle. Ya da oranın bir köyünden. Ondan sonra gidiyor, ekmeği alıyor önce.
şarabı alıyor, eşeği alıyor. Sonra bir dükkana daha vuruyor. Oradan da zehir alıyor. Zehiri şarabın içine koyuyor, döküyor. Tatsız bir zehir. Dönüyor geriye. Bu yoldayken ikisi konuşuyor şimdi. Diyor ki, ya diyor niye altınları üçe böleceğiz? Gelince diyor bunu haklayalım. İkiye bölelim. Ha ikiye. Tamam tabii. Şeye bak, tabaha bak tabaha. Yani buldukları miktarı anlatmanın sayısı yok. Onların o sıradaki rayiç bakımından yani. Neyse Evet. ondan sonra geliyorlar. Adam gelir gelmez bunu bıçaklayıp öldürüyorlar. Ondan sonra hiç aldırmadan onun öldüğüne oturuyorlar. Ekmekleri yiyorlar. Açlar tabii gençler de. Ekmekleri yiyorlar. Şarapları da içiyorlar. Onlar da ölüyorlar. Biraz sonra gördüğümüz sahne. Üç tane genç yerde yatıyor ölmüş. Altınlar orada duruyor. Yaşlı adam da duvarın dibinde oturuyor. O hikaye demek ki hep tekrarlanıyormuş hocam. Yani Muhtemelen o hikaye. insanlık tarihinde çok tekrarlanıyor, çok Tabii. tekrarlandığını söyleyebiliriz yani. Tabii Çok ki ama tekrarlandı. ama muhtemelen hikayenin içerisinde de biz hani hikayeyi interaktif hale getirsek, hayal gücümüzü kullansak, sanki hikaye kafamızda yeniden yazılıyor olsa sayın hocam, o zaman muhtemelen deriz ki o yaşlı adam ölenice belki üç genç, iki genç, beş genç ihtiras ve tamah uğruna birbirlerini yok eden ve yine altınların durduğu sahneler yaşanmış olabilir yani orada da. Evet, tabii. Belki de adama o tamahı işaret eden bir şahıs gözüyle de bakabilirsin. Aynen öyle. Evet, Çok evet, güzel evet, hocam. Dilinize evet. sağlık. İnsan fıtratını ortaya çıkartan bir şey. Şimdi böyle giriş yaptık. Geçen hafta seyredenler biliyorlar. Evet. 12 şeritli kaçış otobanını yaptık. Yalnız 6. 7. şeride geldiğimizde vaktimiz doldu. O yüzden devam edemedik. Şimdi o ilk 6 şeridi çok hızlı çok kısaca özetleyeceğim. Sonra geri kalanını da söyleyeceğim. Böylece 12 şeritli kaçış otobanı. Çünkü yaşadığımız sürece yani ömrümüz ne kadarsa yani yaşadığımız sürece bu kaçış otobanını hep göreceğiz. Kaçış otobanına ait haberler okuyacağız. Kaçış otobanında tanıdıklarımız olacak. Belki bazılarına biz bile tevessül etmeyi düşüneceğiz en azından diyelim yani. Etmeyiz inşallah. Şimdi, evet. Yani insanız. İnsana has bir şeydir. Tabii ki. Şimdi Allah hepimizin. Evet. 12 şeritli bu kaçış otobanından kastımız gerçekle yüzleşmek yerine gerçekle yüzleşmek ve bir sorun varsa onunla mücadele etmek, o sorunun üstesinden gelmek yerine onu görmezden gelmek için bulduğumuz yöntem şeklinde konuşuyoruz. Yani bunu bu açıdan bakıyoruz. Şimdi bunlardan bir tanesi zihin örten ya da zihni çok çalıştıran çeşit çeşit zihin hareketliliği yapan halüsinasyon da dahil maddelerdi. Bunlar tarihten beri gelmiş, bilinen, kullanılan, bilinen, herkesin bildiği şeyler vardı şu ana kadar gelen. Bir de yeni yapımda olan, daha önce geçen hafta da bahsettik, yeni yapımda olan, artık biraz sonra havadaki moleküllerde su moleküllerinin içine gizlenmiş olarak, belki e-mailde bir ileti olarak bir frekans şeklinde bile zihinleri etkileyecek olan malzemeler ile müşerref olacağız. Hatta bunların bir kısmı şu anda bile olduğu söyleniyor. Lafları çıkıyor. Şimdi zihin yükseltme, örtme deyince bu yükseltme tarafından geçen hafta bahsetmediğimiz filmlerle de konuşmayı seviyoruz. İki tane filmden bahsedeceğim size. Bir tanesi 2011 yılında Limitless, Limit Yok şeklinde Türkçe'ye çevrildi. Limit Yok adlı bir filmdir. Burada NZT bakayım NZT 48 isimli bir hap vardı. O neyse birileri bulmuş. O hapı içinin zihni parlıyor. Beynini %10'dan çok daha fazla bir oranda
kullanıyordu ve inanılmaz başarılı oluyor ve diğer insanlara böyle biraz tahakküm eden, çünkü karşınızdaki o kadar zeki, öyle hızlı, algısı o kadar hızlı, bir şeyleri o kadar hızlı karar verebiliyor ki, yani öyle bir yetisi var ki, yani diğerleri böyle yarı maymun gibi kalıyor yanında. Yani bayağı bir üstün insan haline geliyor. İşte o hapı kullanıp üstün insan haline gelme, hapı bulma, bulamama falan. Hiç kimse düşünmüyor. Ya bu hapı kim yapmıştır acaba? Yani bu hap fabrikatör kimdir? Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bu film tabii dünyada çok tutuldu, çok ünlü oldu. Bu NZT 48'in ilanını gördüm ben şeyde, medyada. NZT 48 hapları satışa sunulmuştur diye. Milleti kek, yani çok ciddi keklediler insanları, kandırdılar yani. Hatta yazılar çıkmıştı, sakın böyle şeylere iltifat etmeyin, şey olur diye. Bu yakınlarda da bir haber okudum. Avrupa ülkelerinden birinde Tesla hapı diye bir hap sürmüşler piyasaya. Yani Kuzey Avrupa'da böyle bir şebeke yapmış bunu, Tesla hapı diye. Şimdi Tesla'yı biliyorsunuz, bir dahi fizikçi diyelim, yani dahi bilim adamı. Sen Tesla hapını alınca ne olacaksın? Sen de dahi olacaksın. Bak, Limitless, değil mi abi? O şey işte, limit yok. Filmdeki NZT 48'in Tesla adında. Ama ne olmuş biliyor musunuz? Gençler bunları kullanmışlar ve çok sayıda kimse hastaneye kaldırılmış. Kimse ölmemiş bildiğim kadarıyla, ilk okuduğumda ölmemiş ama çok ciddi sorunlar yaşamışlar. Bu filmlerden bir tanesi, diğer bahsedeceğim film de Lucy adlı filmdir. O da 2014 yılında, bu Limitless'ın üstüne. Şimdi limit yok da işte %10'dan %20-25'e çıkardığında bile bir olağanüstü insan haline geliyordu, hani böyle zihin inanılmaz bir şey. Bir kitabın kapağına baktığınızda onunla ilgili her şey, zihninize çarpmış her şeyi böyle çok hızlı hatırlama, bellekte aslında mevcut olan ama asla bir araya getiremeyeceğiniz bilgileri aniden toparlama gibi bir yeti veriyordu. Şimdi bunun daha üstünü düşünelim. Lucy adlı bir kadının istemeden belli haplar midesinde çözülüyor. Çok büyük miktarda bir kimyasal kanına karışıyor. Kandan beyne gidiyor ve beyni kökten etkiliyor. Ve yavaş yavaş beyin kapasitesi %10, 11, 12, 15, 18 büyümeye başlıyor. Şimdi beyin kapasitesi büyüdükçe, peşine de gangsterler daha eğlenceli film olsun diye, macera filmi olsun diye yapmışlar. Hoş hanımefendiyi de kullanmışlar. Hani böyle her taraftan çekici, yani hem konu çekici hem her şey. Böylece şimdi üzerine ama silahlı bir sürü kimseler, ama zeka yavaş yavaş 30, 35, 40, 42 falan olduğunda dünyayı nasıl algıladığını, dünyayı algılama şekli değişiyor. Yetiler çok farklı. Böyle refleksler değişiyor. Yani vücudu birazdan dayanamayacak. Vücudunu da yiyor tabii. Vücudu dayanamayacak ve ölecek, ya da eter denilen bir şey. Artık eter yoktur. Ama Ethereum diye bir coin var malum. O eski eterden kaynaklanan. Eskiden insanlar şeye inanırdı. Dünyanın çevresini saran eter diye bir maddenin olduğunu inanırdı. Sonra onun olmadığı ortaya çıktı. Ama eter ismi hala onu örten etraf şeklinde bahsi geçer. En sonunda kendisi, ya da en sonunu söylemeyeyim ne olduğunu. Bu filmde çok eğlenceli. Evet. Hocam tam Bir burada şey. yüksek müsaadelerinizle bir şey söyleyeyim. Rica ederim, rica ederim. Şöyle şimdi bu filmin mesajı iyidir ya da kötüdür ya da ya da filmin Demiyoruz. kendisi efendim hocam? Efendim? Onu demiyoruz tabii. Evet. Tabii Yani tabii oraya yok bir şunu şey söyleyeceğim. söylemiyoruz. Yok yok şunu söyleyeceğim ben kıymetli hocam. Şöyle filmin mesajı iyidir ya da kötüdür ya da filmin film olarak kendisi iyidir ya da kötüdür. Bu başka bir tartışmanın konusu. Evet, Filmin evet. içerisinde işlenen mevzu da bambaşka bir mevzu. O da başka bir yere onu da koyalım. Fakat işin fakatı var. Şimdi oradaki Lucy denilen karakterin seyredenler de biliyorlardır. Çok kişi de seyretti. Tabii sonunu söylemeyelim zaten sizin buyurduğu gibi ama şunu şu kadarını söyleyelim. Şöyle şimdi bu filmi yapanlar hocam bendenizin şahsi kanaati yani %100 diyemem tam emin değilim ama
%90 oranında oturmuşlar hocam. Türk İslam medeniyetinin tasavvuf tarihi kitaplarını karıştırmışlar. Bayağı karıştırmışlar. Sağlam karıştırmışlar hem de. Hem de o Emmare, Levvame, Mülhime, Mutmainne, Raziye, Marziye ve Safiye makamlarını da ve en son makamı Ehadiyet'i işte ondan sonra hatta makamı Ehadiyet'ten sonra işte Fena fillah, Fena ender, Fena, Beka billah, Beka ender, Bekaya kadar çalışmış adamlar. Bayağı bir çalışmışlar. Ve bunun sonucunda Lucy'nin beyin kapasitesi artar iken Lucy'nin en son geldiği noktada bir telefona bir mesaj atar, biliyorsunuz hocam neredesin sorusuna artık her yerdeyim diye cevap verir. Evet, abi. Evet. Evet, buradan ötesini söylemeyeceğim ama işte şunu söyleyeceğim hocam, tasavvuftan bayağı bir çalmışlar. Yani Evet. şöyle Ama bir şey de eklemişler. Evet. Bir şey de eklemişler. buyurun. Kadının ismi Mahsus Lucy yapmışlar ki sonuna ışık koyarsan, Lucy'nin sonuna fer koyarsan yani Evet, aynen. Lucifer olur. Ha, Tabii, aynen. Lucifer olur. Tabii, Ayrıca tabii. ha, evet. O da çok Baş. açık kart, açık kart koymuş. Evet. Kartı Aynen. vizit, Başka kartı tarafta bir vizit de ne? koymuş. Evet, aynen katılıyorum hocam. Sonuna kadar haklısınız. Fakat Evet. karşı taraf hocam bunu negatif olarak anlatıyor veya kendi şahsi emelleri doğrultusunda gerçek bilgiyi, hakiki bilgiyi şahsi emelleri doğrultusunda negatif olarak yoğurup yansıtıyor olabilir. Bu başka bir tartışmanın konusu. Evet ama siz buyurduğunuz hususta haklısınız. Fakat şunu diyecektim işte. Adamlar İslam tasavvufunda anlatılan kişinin velayet haline geldiğinde hatta velayet halinden de yukarı makam-ı ehadiyete geldiğinde ne hale gelebileceğini aslında anlayan gözlere, idrak edecek kulaklara açık ve seçik bir şekilde göstermişler. Bir de sizin buyurduğunuz gibi şu mesajı da veriyor. Diyor ki, evet ey Türk İslam medeniyetinin sakinleri ve sahipleri veyahut da insanlıktaki masum insanlar, evet sizde böyle şeyler olabilir. Ama bakın biz Lucifer'e tapınanların da böyle oyunları var. Savaşımız Evet. Haç-Hilal Savaşı ebediyen devam edecek. Aslında mesaj o Yalnız bence. mesela eğer onlardan birini buraya misafir edebilseydik Evet. şöyle bir savunma yapacaktı. Diyecekti ki biz Lucifer'i şeytan gibi kullanmıyoruz. Sizin şeytan dediğiniz şeytan gibi kullanmıyoruz. Biz daha çok Prometheus gibi Evet. kullanıyoruz. İnsanlara ışığı getiren, bilimi getiren, ışığı getiren Olarak kullanıyoruz. gibi kullanıyoruz diyerek öyle bir şey söyleyecekti. Peki Neyse hocam, biz devam edelim. bir şey soracağım hocam. Peki burada Evet, zaten. benim burada yorumuma Tabii. katıldınız değil mi? Tabii, mertebeler. Tabii ki mertebeler. Ya velayet İnşallah halini bir taklit tane etmiş değil mi adamlar? bir, Velayet halini tabii. taklit etmişler. Tabii. Bir tane Lucy'de biz yapabilsek keşke. Kendi Lucy bize ama. Taklit Lucy değil de. Bizim yüzümüzden Evet. aynen. Eyvallah hocam. Eyvallah. Dilinize sağlık. İnşallah. İnşallah. Bize İnşallah. nasip olsun Evet. hocam. İnşallah bu ikiliye nasip olsun inşallah. O da bizim İnşallah, inşallah lüsümüzü benim olur, benim olur. Sonra bu birinci şerit daha, 12 şeritli otobanın birinci şeridini şimdi tamamlamış bulunuyoruz. İkinci şeriti ideolojiler demiştik. Zamanında işte bütün bu ideolojiler İngiltere'den 1850'lerinden itibaren çıktı ve bütün dünyayı yadı. Niye İngiltere'den çıktı? Çünkü endüstrinin en üstün yeriydi. Endüstri devrimi orada başladı. Aslında endüstri devrimi orada başlamadı. Bunu bir konu olarak yapacağız inşallah. 11. yüzyılda İnşallah. İnşallah. Çin'de ve Asya'da çok büyük bir endüstri devrimi oldu ama örtülmüştür. Hatta Kayıp Aydınlanma diye bir kitaba bakın. Kayıp Aydınlanma. Yani esas aydınlanma, ilk aydınlanma orada oldu. Evet. Bakın buradaki aydınlanma 1500'ler falan 1500 ortalığı 1600'e doğru arada 400 sene falan fark var. 400 sene. Yani Avrupa'daki 400 sene sonra ve Avrupa'daki aydınlanma çok kişinin sandığının aksine oradaki ilk aydınlanmadan yani ilk aydınlanma ve Endülüs Emevilerinin o Endülüs'teki büyük kütüphanelerinin malzemesinin senteziyle ortaya çıkmıştır. Eyvallah. Ha yani kök de bu buraya ait yani. Neyse bunlar başka konular ama kayıp aydınlanmayı inşallah bir defa kısa da olsa konuşmak lazım. 11. yüzyılda ne yapılmış inanılmaz bir şey yani. İnanılmaz bir şey. Neyse. Şimdi gelelim. İdeolojiler, izimler oradan çıkması son derece normal. Çünkü endüstrinin en yüksek olduğu yer. Üzerinde güneş batmayan dünya devleti şeklinde kolonileri şey yapmış. Ona göre aklı organize
etmiş. O organize akıldan da izimler her tarafa saçılmış. Şimdi izimleri ben değil, benden önce bir sürü kimse, biz öyle son damlalarız yani. Bizden önce mesela Cemil Meriç ideolojiler için insan idrakına giydirilmiş deli gömleği der. Ya buradan daha güzel, bundan daha güzel bir betimleme hayal edemiyorum. Onu Evet. rahmetle Devam edelim. sevgiyle anıyoruz Allah yani. rahmet eylesin. Eyvallah. Aynı dedi. Benim de naçizane sözüm şudur. Dijital kafes zamanlarında dijital kafesin mahzenleri var. İnsanları mutlak köleliğe koyacağı böyle mahzen var. O dijital kafesin içinde bir merdiven var. O merdivenin basamaklarıdır. Her izim bir basamak. Her izim oradaki bir basamak. Benim de naçizane tasvirim budur. Şimdi üçüncü şerit, ha ama bu izim şu anda da çok güçlüdür. Yeni bir izmimiz yapımda. Yani yeni sosyalizm bir Tabii. şekilde böyle şey var. Şimdi birazdan çok duyacaksınız. Birazdan çok Nobel. duyacaksınız. Onu ayrıca yeni sosyalizm şeklinde de kısaca konu elde etmek isteriz. Fakat biz şimdi hızlı geçelim de 12 şeridin geçen hafta yaptığımızın ne olduğu belli olsun. Ondan sonra yenilerini söyleyelim. Yani esas başımıza şimdi en yenine gelecek onu görelim. Fakat izim de gelecek. Yani bu üçüncü şerit dediğim şey gelecek. Şimdi bunun üstüne hevesliler atlayacak. Eski dinozorları da bu işin içine, dinozor kısmını da bu işin içine katacaklar. Yeni kuşaktan da şey bulacaklar ve bunlarla biraz da uğraşmak zorunda kalacağız diyelim. Üçüncü şeridimiz Das Global şeklinde özetlemiştik. İşte dünya sosyalizmi kurulacak. Bunun devamı. İkinci bütün izimler. Üçüncü ise onlardan bir tanesi. Şimdi en yeni yapımda olan Das Global diyorum ben. İşte herkese vatandaşlık geliri verilecek ve bir çeşit yeni sosyalizm. Ve kim kuruyor? Para babaları. Yani kapital sahipleri kuruyor. Yani inanılmaz değil mi? Burada bir not almışım. Yem borusu lafını kullandım. Yem borusu artık yavaş yavaş unutuldu. Eski öykülerde kaldı. Çünkü atlar yok. Bir zamanlar çok at varken atların olduğu ahırlar vardı. Ahırlarda yüzlerce at duruyor. Askeri şeylerde özellikle garnizonların böyle büyük Evet devasa hocam, aynen. ahırları vardı. Yüzlerce at duruyordu. Şimdi savaş zamanında ya da herhangi bir nedenden arpa yetiştirilemediğinde atlar uzun süre aç kaldığında huzursuzlanıyordu. Şimdi yüzlerce at aynı anda huzursuz bir panik yaparlarsa o ahırı yıkarlar. Yıkar çıkarlar yani. Bir daha tutamazsın hiçbirini. O yüzden korkuyorlardı. Yem borusu çalıyorlardı. Atlara yem verileceğinde bir boru vardı. Alışmışlardı. Yani tut 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 diye çalınıyor. Atlar onu duyuyor. Ha yemek geliyor. Hani kantinde yemek zilinin çalması gibi bir şey. Artık onlar da yok ama hani eskiden vardı. Atlar huysuzlandığında savaş sırasında hemen şey gelmeyecek böyle idare etmek, yıkmasınlar ahırı diye yem borusu çalarlardı. İşte şimdi bu yapılanlar, bu söylenenler yem borusu. Bu laf aklınızda kalsın. Yemek gelmiyor ama yemin borusunu çalıyor. Yem borusu Pandemi zamanı. var. Değil mi hocam? Yem borusu. Yem borusu zamanlarındayız. Devam edelim. Dördüncümüz bilgisayar oyunlarıyla kaçıştı. Bu çok popüler. Şu anda çok popüler. Tıbbi hastalıklar belirmiş vaziyette. Japonya'da Hikikomoro diye ismini de koymuşlar hastalığın. Çocuklar okul dışında ya da herhangi bir nedenden dışarıda çıkmaları gerektiğinin dışında kalan tüm zamanı odalarında geçiriyor. Anneler odayı temizliyor, yatağın çarşafını değiştiriyor, çocuğa yemek getiriyor, yemek götürüyor, kapları kaldırıyor. Yani hizmet veriyor anneye de baba. Çocuklara hizmet veriyor. Çocuk bütün gün oyun oynuyor. Sadece okula gitmek için evden çıkıyor. Bir şeyden. Şimdi hayal edin insanların dijital olarak okula gittiğini, yani normal okula gitmediklerini, ondan sonra daha çok işsizlik
olan, insana ihtiyaç olmayan, nasıl atlara ihtiyaç kalmadıysa insan çalışmasına da ihtiyaç kalmadığı zamanlar, bakın at, ihtiyaç kalmadığı zamanlar geldiğinde insanları bilgisayar oyunlarıyla oyalayacaklar. Size film listesini yolladığımda mahsus en başa Container Evlerin Göründüğü, Ready Player One Başlat ismiyle Türkçesini yapmışlar. 2017 yılında Spielberg'in filmi. Şimdi oradaki hayat nasıl? Pek yaşlı görmüyoruz. Pek yaşlı yok ortada. Gençler var. Bu gençler bir bant var. Bantın üstünde yürüyerek enerji veriyorlar ana sisteme. O enerjinin karşılığında bir kredi puanı alıyorlar. Bir puan. İşte onunla ekmek alacak, yemek alacak. Ama bu arada 2045 yılındayız. Bak yılda 2045. Ne hikmet varsa bu 2045'te. Ondan sonra Hakikaten yılda öyle. 2045 herkesin avatarı var. Herkes o avatarlarıyla daha ekstra puan kazanmak için oyun ortamlarında, ekstra puanlı ortamlarda sabahtan akşama kadar boğuşuyor. Yani bütün gün yaptığı ne biliyor musunuz? Konteyner evin içinde, hiç dışarı çıkmıyor. Hiç kimseyle tanışmıyor, karşılaşmıyor, konuşmuyor. Orada bantın üstünde yürüyerek kazandığı krediyi oyunda kendi avatarlarıyla oyun ortamında daha büyük bir şeye çevirmeye, o heyecanla da gün geçiyor tabii. Yoruluyor da. Sonra uyuyorsun, kalkıyorsun. İşte bak böyle bir hayatın içinde olarak gösteriyor. O film sadece gençlik filmi, gençlik filmi değil. Bu bilgisayar oyunlarıyla kaçış otobanında dördüncü şeritte çok yoğun olacak, çok konuşulacak, yakın gelecekte daha fazla bahsedilecek, öyle düşünüyorum. Yani bu bugünümüzün ve yakın geleceğin çok ciddi bir meselesidir diyelim. Şimdi beşincisi tek din, dünya dini. Bütün dinlerden biraz alarak bir tane tek din yapacaklar. Çünkü bildiğiniz gibi semavi dinleri tek başına Budizmi de istemiyorlar. Semavi dinler istenmiyor. Evet. Onun yerine böyle bir gene ritüeli de olan ama böyle ritüelleri ilginç olan, işte o yüzden Tekno Mesih'in Kanatlarının Altında diye şeyimiz vardı. Afiş konumuz vardı. Yani hakikaten öyle Evet. olacak. Teknolojinin yardımıyla 5G, 6G yardımı holografik bedenlere geçilebildiğinde, holografik bedenlere geçilebildiğinde böyle kayıp ruhlar, konuşan şeyler, çok akıllı yapay zekanın yardımıyla böyle çok akıllı bilgeler, böyle neler insanı oyalayan şeyler olacak. Bu oyalayan derken aklıma şey geldi. Bu Elon Musk'ı maymunla gösterdiler ya. Hani Evet. maymun oynuyordu. Yani biraz insanı maymuna çevirecekler ya da çevirme projesidir de denebilir. Kur'an'da da şey vardır. Biz onları maymunlara Çevirdik. dönüştürdük, çevirdik. Yalnız o söylenen kimseleri meclis dışında tutuyorum. Hani onlardan bahsetmiyorum. Ben burada sadece bazı kimselerin daha üstün konumda, diğerlerinin kasıtlı alt konumda, zihin gücü olarak alt konumda tutulmasından bahsediyorum. Hani Evet. çizgiyi, ben çerçeveyi böyle çizeyim de çünkü konu başka yere gider sonra. Evet. Şimdi 6'da, geçen sefer bir lafım yanlış anlaşıldı, onu tekrarlayacağım. 6'da topyekün mülksüzlüğe kaçış. Peki insan olan mülkü olan mülkü bırakıp kaçar mı, ya da mülksüz, ya hiç mülküm olmasın mülksüzlüğe kaçar mı? Yani böyle bir şerit kullanıma açık olsa da, yani kullanım öyle bir kullanılacak ki. Mülksüzlüğün bir reklamı yapılıyor. Saadet, mutluluk, huzur, rahatlık. Neden? Çünkü dünyanın istediğin yerine önceden ayarlıyorsun. Bir ay Singapur'da kalıyorsun, 2 ay Borneo'da kalıyorsun, 3 ay New York'ta kalıyorsun, 5 ay daha küçük bir yerde kalıyorsun. Hiçbir ev sana ait değil, hiçbir araba, kullandığın hiçbir araç sana ait değil, kullandığın hiç yatakta dahi, çarşafta dahi hiçbir şey sana ait değil. Hepsi başkaları tarafından sırayla kullanılan. Ama bu böyle nasıl bir değişiklik? Değişik insanlar tanıyormuşsun, yeni yerlere gidiyorsun. Daha önce ancak çok zenginlerin, çok çok zenginlerin yapabildiği bir şeydi ya da çok varlıklı insanlar Hocam, yapabildi. Onun için bakın, buradan sunulduğunda
buradan sunulduğunda çok popüler olacak sandığınızın Hocam, aksine. çok özür dileyerek burada bir müsaadenizi rica edeyim. Aklıma bir şey Rica geldi, ederim. kaybolmasın diye. Şöyle Tabii konuyla da tabii. alakalı. Şimdi demin Lusuf filmini konuşurken de hani şey yaptık. Biz maalesef hocam, biz maalesef kendi kıymetlerimizin, kendi değerlerimizin farkında değiliz. Afiyet olsun, şifa olsun hocam. Biz kendi kıymetlerimizin, kendi değerlerimizin, kendi eserlerimizin, kendi bilgelerimizin, ariflerimizin o ve onların yazdığı kitapların hiçbirinin farkında da değiliz. Kıymetini de vermiyoruz. Bunu niye dedim? Şunun için dedim. Benim dediğim lafla ne alakası var derseniz şöyle alakası var hocam. Şimdi mesela demin Lucy filmini konuşurken hani tasavvuftan aşırma yapmışlar dedim ya. Zaten bu mülksüzlük mevzusunu anlatırken hani çarşaf bile sana ait olmayacak, yastık bile sana ait olmayacak. 3 ay orada kalacaksın, 5 ay orada kalacaksın muhabbetinde yine aklımda bir şey geldi. Yine adamların tasavvuf okumaları yaptığı yine ortada. Zaten bunu rahmetli Necip Fazıl Kısakürek, bir daha söyleyeyim, rahmetli Necip Fazıl Kısakürek Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu kitabında, bir daha söyleyeyim, Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu kitabında der ki bütün batılı papazlar ve bütün batılı filozoflar İslam tasavvufunu ve tasavvuf tarihini ve bizim tefsir, hadis, kelam, mantık geleneğimizi yutmuşlardır. Bunu bilin der yani. Bu zaten Batı tefekkürü ve İslam tasavvufunda Necip Fazıl Kısakürek bunu söyler. Ki sadece Necip Fazıl Kısakürek değil, başka bir dünya araştırmacımız, yazarımız da bunu söyler. Hatta rahmetli Cemil Meriç de bunu söyler. Zatenimiz adını zikrettiniz az önce. Cemil Meriç bunu nasıl söyler? Cemil Meriç de bunu şöyle söyler. Cemil Meriç'e derler ki ya Osmanlı bir tekrar edebiyatı yapıyordu. Bir tekrar ilmi yapıyordu. O yüzden yıkılmıştı der. Cemil Meriç der ki hayır, Osmanlı'yı içeriden hainler yıktı. Osmanlı Devleti'nin medrese sistemi ya da eğitim sistemi asla tekrarcı değildi. Çünkü der onlar bir hakikati tekrar edip duruyorlardı. Siz hangi tekrardan bahsediyorsunuz der eserlerinde Cemil Meriç rahmetli. Toparlarsak hocam şunu diyeceğim. Bizim tasavvuf metinlerimizde şöyle mevzular var. Mesela anlatılır hocam. Hazreti İsa Efendimiz işte dördüncü kata, beşinci kata uruç ettiğinde üstünde bir tek tarağıyla iğnesi varmış. Tarağıyla iğnesi varmış. Ve ona hitap olunmuş. Demiş ki sen dünyalık olarak üstünde tarak ve iğne bulundurduğun için hiçbir şey olmamalıydı aslında. Ancak bu kata çıkabilirsin. Bu kata kadar çıkabilirsin demişler. Şimdi ben bir bu küreselcilerin, büyük sıfırlamacıların, şeytanilerin, deccalilerin adamı olsam, toplum mühendisi olsam, ondan sonra bu tasavvufi menkibe deyin, ondan sonra hikaye deyin, ben doğru olduğuna inanırım olsam ve bu metni okusam, ben buradan çok güzel mülksüzlüğü çıkartırım yani. Ondan sonra o kadar güzel çıkartırım ki, ondan sonra buradan çıkartırım. Aha, burada şu demek istiyor tabii bizim açımızda, Rahmani bakış açısıyla bizden tarafta tasavvuf medeniyetinde ve tasavvufta bilgelerine söylerler. El kârda, gönül yârda. Yani cebinde olabilir veya kapıların olabilir, kasaların ağzına kadar dolu olabilir. Tasavvuf mal mülk edinme demez. Hatta edin alemi İslam'a ve insanlığa hizmet et der. Tabii. İnsanlığa hizmet et, alemi İslam'a hizmet et der. Cebinde olsun. Ondan sonra el kârda gönül yârda olsun der. Ama işte ben şeytani olsam, işte onu arz ediyordum hocam. Karşı tarafın adamı olsam bu hikayeyi okuyup çok güzel mülksüzlüğü bulurum ve insanlığa da jelatinini değiştirip satarım. Bunu arz edecektim hocam. Buyurun. Evet. Çok güzel, çok güzel söyledin. Güzel bir şey oldu. Alt pasaj oldu. Şimdi o kaldığım yerden kısa devam edeyim. Buyurun. Bir fıkrayla devam edeyim. Adamın bir fıkra bu tabii ki. Adamın suçu günahı ve sevabı eşit gelmiş. Demişler ki öbür dünyaya gittiğinde sen istersen yani bak cehenneme bak cennete bak hangisini istersen seç. Hani sana bırakıyoruz. Hani seninki çok ortada olduğu için hani istersen sen kendin seç. O da iyi demiş. Bakmış cennet çok güzel. Böyle yeşillik, huzur, yediğin önünde, yemediğin arkanda. Böyle çok güzel bir yer. Bir de öbür tarafı göreyim demiş. Bakmış böyle bir parti acayip insanlar eğleniyor, içkiler, vur patlasın çok kah 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 gülmeler, böyle bir coşku, bir heyecan falan. Ya böyle kararsız kalmış öbür tarafta güzel ama ben demiş bu taraf ama bak emin sonra dönüş yok. Sonra dönüş yok.
demişler, tamam mı? Yok, ben cehennemi istiyorum. Orayı seçmeye karar verdim. O seçimi yaptıktan sonra da bir düdük sesi duydu. Düt, tamam, reklam bitti, dekoru kaldırın. Birden o Eyvah. parti yapan insanların bir zoop böyle dekor olduğu anlaşılıyor, çekiliyor. İşte o arkadan o bilinen, eskilerde anlatılan cehennem tablosu ortaya çıkıyor. Şimdi şu anda da yapılan Ama çok güzel mesaj. öndeki reklam Çok panosu. güzel mesaj. Ha, şimdi Dilinize sağlık. öndeki reklam panosu. Yani milleti böyle Allah ya keşke yapsak diyecek. Fakat bakın şurada bir not aldım. Mesela bakın topyekün mülksüzlüğün filmlerini de yapıyorlar. Mesela Brave New World değil mi? Cesur Yeni Dünya'da kimsenin mülkü yoktur. Mülk herkesindir, hatta aidiyeti yoktur. Annesi babası yoktur. Anne baba tanımamış. Hiç kitap okumamış. Bak hiç kitap okumamış. Kitap kötüdür diye eğitilmiş. Tanrı bilmiyor. Yani yaratıcı, yüce yaratıcı diye bir şey bilmiyor. Büyük Aziz Ford var. Ford 1929 yılında 30 yıl, 31 yılında yazıldığı için o sıradaki en büyük, hatta Fordizm, bak Ford'un ismiyle Fordizm diye böyle çok büyük fabrikalar kuracaksın. Orada böyle binlerce insan çalışacak. Acayip bir üretim yapılacak. O Yüce Ford diye birini biliyorlar. Böyle kitaplar yazılmış ve bunlar klasik olmuş. Dünya klasiği olmuş. Ve bunların sayısız kere dizileri, filmleri yapılmış. Nasıl bombardıman, her kuşak bombardımana uğramış. Ben şurada son bir şey söyleyeyim. Bunu, sırf bu konuyu konuşmaya devam etsek. Fakat herkesi uyarıyorum, özellikle gençleri siz de uyarın. Önde reklam panosu var, ona göre. Önde reklam panosu var. O çok güzel bir şey gibi değil mi? Hani gideyim 2 ay Singapur'da yaşayayım. Bakın, adam Bir yıl kendisi hibe. gitmek Şu anda istemiş. kim istemez, kim istemez diyeceksiniz. Fakat o öndeki şeydir. Reklam panosudur. Arkası daha başka bir şey. Arkası şudur. Biz dünya nimetlerinden yararlanıyoruz. Kendisi eşi tüccar olan, kendisi tüccar olan peygamberimiz var, değil mi? Yani kimse ticaretle kazanmaya, mal mülk edinmeye falan böyle karşı bir şey tutumu yoktur. Tabii ki. Yoktur bizde. Fakat şimdi şöyle bir şey var. Eğer bu küreselciler bütün mülk bizim diyorsa, bu dünya bir mülktür, tek dünya tamamı, ama toprakları, her şeyi, yani dünyanın üzerinde ne varsa bu mülk bizimdir diyor şu anda, ya da bizim olacak diyor. Sen de üstünde bizim çizdiğimiz sınırlarda ye iç gez diyor. Dolaş diyor bizim çizdiğimiz sınırlarla. Hayır, o da reklam için onu yaptırıyor. Ha, Sonra eyvallah. yaptırmayacak. Ha, Eyvallah. sonra yaptırmayacak. Sonra başka bir şey olacak da yeri geldikçe anlatalım onları. Yeri Evet. geldikçe anlatalım. Bir de orta sınıfı hedef alacaklar. Çünkü orta sınıfı yıkmadan mülksüzlüğe kaçış yapamazlar. Şimdi dünyada korona ve daha bir sürü şey dahil orta sınıfa yönelmiş çok ciddi bir hamledir. Yani ömrümüz varsa önümüzdeki 10 yılda orta sınıfın çok zorlandığı, hatta karşı da çıkacağı, Evet. hani bir karşı bilinç atağı yapması lazım şimdi orta sınıfın, çıkacağı böyle zamanları göreceğiz. Fakat öbür tarafta çok iyi hazırlanmış vaziyette. Şimdi gelelim 7. şeridimize. Hocam o şeride İnsan, gelmeden önce, o şeride gelmeden evet, önce çok söyle. özür dileyerek şunu arz edeceğim hocam çünkü çok önemli. Ben insanlarda hocam acayip bir karamsarlık hali görüyorum. Ya özellikle şu son 3-4 aydır görüyordum da yani hatta belki bir senedir görüyordum da fakat şu son 10-15 gündür daha acayip bir karamsarlık, negatiflik, üzüntü, bunalım hali görüyorum insanlarda. Birincisi tabii insanlığın gittiği, dünya olarak gittiği yer iyi değil. Onun haricinde de işte herkesin kaygıları var, üzüntüleri var, sıkıntıları var. Cenab-ı Allah hepimize yardımcı olsun. Herkesin kendine ait sorunları var. Allah hepimize o sorunları çözme
dirayeti, gücü, kuvveti, kudreti, ihsan buyursun. Fakat bunun haricinde, bunların haricinde, herkesin tabii kendi kişisel sorunlarının haricinde şeytanilerin çok yoğun, kötücül, negatif titreşim ve frekans saldırıları da var. Bütün bunlardan dolayı ve bu tabii malum, bu salgın ortamında da yaşıyoruz. İşte bu yüzden de kıymetli kardeşlerden, dostlardan istirhamım, elimizden geldiği ölçüde, bağışıklığımızı kuvvetli tutabilmek için elimizden gelenin daha fazlasını yapalım. Bağışıklığımızı kuvvetli tutmamız lazım. Bu bir. İkincisi, duaya sarılmamız lazım. Bu negatif ve kötücül enerjilerden de kurtulmak için de duaya, zikre, Kur'an'a, tefekküre sarılmamız lazım. Bu da çok önemli. Çünkü ben gerçekten insanları şu son 15-20 gündür çok karamsar ve çok üzüntülü görüyorum. Ağlayanlar gördüm ya, sebepsiz. Gerçekten. Ağlayanlar gördüm. Hocam gerçekten sebepsiz. Tamam, Niye ağlıyorsun? Sebepsiz bir var. histeri haline dönüşüyor. O yüzden İntihar, evet. O yüzden sayın hocam, işte söyleyeceğim buydu. Siz de oraya bağlayacaksınız. Çok güzel. Bu arada hatta dün de duydum, bu intihar temalı filmleri de arttıracaklarmış galiba. Zaten onu da arz edecektim. Siz de buyurursunuz hocam. O yüzden bu dünyayı idare etme iddiasında olan, bu insanlığı yönetme iddiasında olan bu şeytani ekibe boyun eğmeyeceğiz. Bütün insanlık olarak el ele vereceğiz, kenetleneceğiz, birbirimizi seveceğiz ve buluşabildiğimiz her ortak noktada ve gelebildiğimiz her ortak noktada kenetleneceğiz. Ondan sonra sevmeyi öğreneceğiz, yardımlaşmayı öğreneceğiz. Ondan sonra ve onun haricinde dediğim gibi bağışıklığımızı kuvvetli tutmak için elimizden geleni yapacağız ve duaya, zikre, Kur'an'a, tefekküre de sarılacağız. Bu adamların oyunlarına da inşallah kanmayacağız. Çünkü gerçekten sebepsiz ağlayan insanlar gördüm, çok şaşırdım. Yani bir negatif enerji de saldırısı da var. Dikkatli olmak lazım. Buyursunlar hocam, buyursunlar. Doğru. Yani mental bağışıklığa da dikkat edeceğiz. Evet. Şimdi intihar salgını, yani intihar salgını kuşağı şeridi olacak. Her zaman kaçışta insanlar hayatta dayanamadıklarında intihar ederek bir kaçış yapmışlardır. Yani bulunduğu gerçeklikten, bulunduğu işte kendisi sıkıntı diyor, boşluk diyor falan, ne derse dese, yani nasıl değerlendirirse değerlendirsin, böyle kardeşlerimiz, insanlar intihar şekliyle hayattan çıkarak, yani o kaçış şeridine girerler. İntihar diye bir şerit vardır. Çok popülerdir. İnsanlık tarihi kadar popülerdir. Fakat insanların kitlesel vaziyette büyük şehirlerde yaşamaya başladığında esas şu andaki sayılara ulaşmıştır. Bakın, şimdi size rakamı söylüyorum. Her 32 saniyede bir kişi intihar ediyor dünyada. Yani biz bu programı bitirene kadar düşünün 200-300 kişi intihar edecek. Tüm dünyada değil mi hocam? Bu tüm dünyada. Evet, tüm dünyada Allah korusun, 300 kişi Allah edilgesin. Evet. intihar edecek. Biz, Evet. yani biz başladığımızdan programı bitirene kadar. Evet. Şimdi ortalama 800 bin 1 milyon kişiymiş. Şimdi bakın, bu bir filmden bahsettim. O filmin afişini mahsus koymadım. Konteyner evlerin görünmesini tercih ettim. O görselde çok ciddi bir uyarı görseli gibi gördüm onu. Şimdi Discovery, Keşif diye bir film bu. Ben bu filmi seyrettiğimde, hatta yazısını yazdım Cins Dergi için. Haziran sayısında yayınlanacak tahmin ediyorum. Bu keşif filminde listeye koydum Pazartesi günü. Evet. O filmde Thomas Harbour diye bir ilim adamı açıklama yapıyor. Diyor ki, ben ölümden sonra hayatı olduğunu keşfettim diyor. Bu keşfini, ama görüntüleri de zapt ediyor. Elinde görüntü var. Bu keşfi yaptıktan sonra filmin içinde de devam eden sahnelerde 5 milyon kişi intihar ediyor dünyada. Yani normal 1 milyondur. Yılda 1 milyon. Tüm Yani dünyada. 5 milyon. Ha, tüm dünyada 5 milyon kişi intihar ediyor. Ben bu filmi seyrettiğimde, sonunu söylemiyorum bak gene. Yani spoiler vermiyorum. Ama ben bu filmi seyrettiğimde dedim ki, bilim adamları zamanında, şu anda da şu ilaç iyidir, margarin yararlıdır, sigara zararsızdır. Sigaranın zararlı olduğunu 80 yıllarında söyletebildik.
bilim adamlarına. 1980 yılında. Sigaranın zararlı olduğunu. Düşünüyor musunuz? Bilim en gerçek yol gösterici değildir. 100 senedir öyle değildir. Muktedirlerin elindedir. Bilim adamı da onların rahipleri olmuştur. Olmayanları tenzih ederiz sonra. Olmayanları. Rahipleri olmuştur. Bazı bilim adamları belli ölçüde. O yüzden onlar mesela bir yumurta yerseniz şöyle kolesterol olur denmedi mi Türkiye'de zamanında? Hocam Ondan sonra tereyağı buna yemeyin, benzer. tereyağı yemeyin, kalp krizinden ölürsünüz. Fakat Tamam. margarin yiyin, kalp dostu margarin diye reklam yaptılar Evet, televizyonda evet. yıllarca ya. Bir de benim yaşım tutuyor. Ben ilanları biliyorum. Yo bendeniz de gördüm televizyonda hocam, tereyağı yemeyin, Evet. margarin yiyin, margarin kalp dostudur diye reklamlar Evet, yıllarca evet. döndü. İçinde vitamin de vardır diye yazıyor. Neyse Sinirimden şimdi gülüyorum Allah. Allah iyiliklerini versin diyelim. Ne diyelim? İşte bu yalanları söyleyen etik davranmayan bilim insanlarından 3-5'i çıksa malum kimselerin bütün dünyaya açık dergilerinde hem kağıt üstünde hem dijital ortamda ölümden sonraki hayatın fotoğrafları diye tak 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 dijital ortamda filmlerini çıkarsa çok kesin şöyle yapılıyor, şöyle olmuştur, şimdi araştırılıyor, şöyle yapılıyor dense intihar salgınları ne derece olur? Önümüzdeki 5 yılda, 3 yılda, 2 yılda biraz daha 6G, 7G'ye 6-7G civarındaki bir teknolojide yani tahmin edemiyorum. Korktum ben o filmi seyrederken o yüzden. Bu dedim çok kötüye kullanılabilir dedim Hocam tam bu yani. noktada iki şey söyleyeceğim ben de. Hani akışımızda belirlemiştik ya bunu sen de Ömer bunları anlat demiştiniz hocam. Şimdi birincisi bu hani sizin de açıklamalarınız olacak zaten bunun üstüne. Konuşmuştuk çünkü telefonda da. Şimdi şöyle birincisi hocam Muzaffer Özak Hazretleri Halveti Cerrahi Şeyhi ve Nurettin Cerrahi Tekkesi Türbedarı 1985 yılında vefat eden vaiz, müzikolog, sahaf Muzaffer Özak Efendi Hazretleri, Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya ve buralarda İspanya, buralarda dolaşmış ve İslamiyet'i anlatmış, İslamiyet'i tebliğ etmiş, pek çok Hristiyan'ı İslam dinine döndürmüş. Şimdi bu ön girişi şunun için yaptım. Çünkü o gezilerinden bazılarında bilim adamlarıyla da sohbet etmiş ve bilim adamlarından da Müslüman olanlar olmuş. O gezilerden bir tanesinde bilim adamlarından bazıları diyorlar ki, biz diyorlar Efendi Hazretleri bir şey icat ettik, bir makine. Ve bu icat ettiğimiz makineyi mezarların içine koyuyoruz. Ve bir de şöyle bir enteresan bir şey. Hristiyan mezarlarına da koyuyoruz. Ateist olduğunu düşündüğümüz insanların da mezarlarına koyuyoruz. Müslümanların da mezarlarına koyuyoruz. Fakat şöyle bir şey fark ettik. Bazı insanların kabirlerinden ondan sonra o tespit ettiğimiz frekanslar onların acı çektiğini, üzüldüğünü gösteriyor bize. Bazılarının da çok mutlu olduğunu gösteriyor. Çok iyi durumda olduklarını gösteriyor diye. Muzaffer Özak Hazretleri'nin kendi sesinden ben bunu dinledim. O geçen eski programlardan bir tanesinde de yani belki bir 5 program önce ya da 6 program önce bir tanesinde ben 2 ya da 3 tane YouTube'dan video önermiştim. Onlardan birindeydi galiba. Tekrardan bir bakmam lazım. Bulamayanlar için de bir bakar söylerim inşallah. Hemen olmasa da bir hafta 10 gün içinde ya da en kısa sürede bakar söylerim nerelerde olduğunu. İşte diyor ki Muzaffer Efendi Hazretleri, Muzaffer Özak Hazretleri bendenize de diyor dinlettiler bu buldukları şeyi. Evet. Ve dediler ki burası çok önemli hocam. Batı alemi artık ateizme inanmıyor. Fakat ateizmi yönetmek istediği diğer ülkelere, diğer insanlığın geri kalanına sanki ateizme inanıyormuş gibi satıyorlar dedi diyor. Ya Muzaffer Efendi Hazretleri demişler ki, Batı artık ateizme inanmıyor.
Ha, kiliseyle de sorunumuz var, ayrı dava. Hani bu dininde, bu dininde ondan sonra nasıl söyleyeyim işte tahrif edildiği ortada. Ondan sonra fakat bizim hani bir yaratıcı olduğunu Batı alemi de kabul ediyor. Hani en azından hiçbir şeyi kabul etmese onu kabul ediyor. Fakat tüm dünyaya da aman materyalist olun, aman ateist olun, yaratıcı diye bir şey yoktur diye tüm dünyaya, yönetmek istediği dünyaya servis ediyor diye. Ondan sonra Muzaffer Özak Hazretleri anlatıyor. Kendisine de öyle söylemişler. Diyor ki yani hani buna inanmayın diyor. Ateizm diye bir şey yoktur diyor Muzaffer Özak Hazretleri. Batı bile diyor hani Allah'ın varlığını, yaratıcının varlığını yaptıkları makineyle diyor tespit etmişler. Şeytanın diyor tuzaklarına diyor kapılmayın. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip kurtuluşa gidin diyor Muzaffer Özak Hazretleri. Buradan da başka bir yere atlayacağım. Buradan da başka, yani şunu diyeceğim. Adamlar o sizin Zatıhanizm bahsettiği o film var ya hocam. İşte o Evet. filmden hareketle aklıma bu geldi. Yani hani belli ölçülerde belli şeyler tespit edilebiliyor. Bugün mesela hani araştırsın kıymetli dostlar, Napolyon'un çıkıp konuşma yaptığı, nutuk irade ettiği, konuşma yaptığı kayanın üstünden Napolyon'un sesleri toplanmış zaten. Bu bir yani Napolyon ne zaman ölmüş? Ya bu tür şeyler hani fizik kuralıdır zaten. Var olan hiçbir şey yok olmaz, yok olan hiçbir şey var olmaz diye böyle de bir fizik kuralımız da var. Hani o yüzden adamların, karşı tarafın şeytanilerin hani bu film perspektifinden, Zatıhanizm'in anlattığı filmden olaya bakarsak karşı tarafın çok acayip oyunları var, fikirleri var, düşünceleri var. Hani aman uyanık olalım. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Bir de bir ahirete telefon mevzusu var Sayın Hocam, ahirete Evet, telefon. evet, evet, Onu da evet. sizinle konuşmuştuk. Hani bunu da söyleyip hani bu iki anlattığım şeyle alakalı yorumunuzu da merak Ama ederek. bununla çok ilintili. Evet, bununla çok ilintili o ikinci anlatacağım şeyde. Bunu da anlattıktan sonra hocam hem Muzaffer Özak Hazretleri'nin bir söyledikleriyle alakalı yorumunuzu hem de şimdi söyleyeceğim şeyle alakalı yorumlarınızı da bekleyerek akışa devam edersiniz. Şöyle hocam, bilim adamı diyor ki biz diyor ahirete diyor telefon açmanın yolunu bulduk diyor. Bakın YouTube'da bununla alakalı şey var, belgesel var. Ahirete diyor telefon açma, ama bu yakın zamanda yapılmamış. Yani bir 15 sene falan önce yapılmış. Yanlış aklımda kalmadıysa ahirete diyor telefon açmanın yolunu bulduk. Ve diyor bunu da diyor size diyor ispatlayacağız diyor. Adamın bir tanesini hocam, ondan sonra bir koltuğa oturtuyorlar. Adamın beynini makinelere bağlıyorlar. Bir tane de bir telefon var. Biraz sonra yani bir adama belli şeyler de veriyorlar, ilaçlar. Tabii tabii Ağzından tabii. ve şırıngayla, ve adamın kafasını da makineye bağlıyorlar. Kollarını falan da böyle çeşitli vücudunu da makinelere bağlı. Bir de bir telefon var. O telefon da adamın beynine ve vücuduna bağlı. Biraz sonra yani yaklaşık şöyle bir biraz sonra derken belki bir 40 dakika ya da bir 2 saat kadar sonra neyse ahiretten telefon geliyor. Şimdi bu şaka değil ya, bunun deneyini yapmışlar. Biz Yok gülüyoruz da yok mevzuyu yok. bildiğimizden gülüyoruz yani dostlar. Hocamla şimdi hocam anlatacak. Ondan sonra biz ondan gülüyoruz. Şimdi şaka değil, adamlar hakikaten bunun deneyini yapmışlar. Tabii, Telefon evet. çalıyor. Adam telefon açıyor Sayın Hocam Zatıhanizm'de bildiği gibi. Yani ama telefonu şey açmıyor. Koltukta oturan adam açmıyor. Başka bir adam açıyor. Şimdi amaç neymiş? Amaç da şu hocam. Diyor ki bunlar o koltukta oturan adamın annesiyle ahirette ne yaptığını merak ediyorlarmış, annesinin. Annesine ulaşmak için ondan sonra böyle bir sistem gelişmiş. Telefonu açıyor. Telefonu açar açmaz hocam o görüntü birden kayboluyor. Görüntü birden kayboluyor. Biz bir film sahnesi izler gibi annesinin ölmeden önce işte son 30 sene boyunca neler yaptığını, o evde neler olduğunu, neler bittiğini, işte çocuklarına nasıl davranırmış, kocasına nasıl davranırmış, işte diğer arkadaşlarıyla, komşularıyla ilişkileri nasılmış, günlük hayatı nasılmış, bunlarla ilgili sahneler seyrediyoruz film gibi. Sonra bu bitiyor. Deney de bitiyor. Adamı söküyorlar şeyden, makineden. Telefonla konuşan şahıs o makine şeyde koltukta oturan şahsa diyor ki ben diyor annenle konuştum. Hani meğersem bizim izlediğimiz o görüntüler aslında annesi anlatmış ona. Ha, telefondan konuşan adama. Ben diyor annenle konuştum diyor. Annen şöyle şöyle bir insan mıydı diyor. Aa diyor evet diyor. Ondan sonra hani boyunu posunu falan tarif ediyor. Peki diyor senin annen diyor şu kitabı mı okurdu? Şu yemeği mi yerdi? Ondan sonra şu kalemi mi kullanırdı? Evdeki şu çay kaşığını daha mı çok severdi? Hep şu tabakla mı yemek isterdi? Falanca arkadaşını daha çok severdi ama filanca da daha mı çok giderdi? Kahveyi çok sevmezdi ama çayı mı çok severdi? Yani diyor, ya hepsini doğru söyledin diyor. Ve belgesel burada bitiyor. Burada bize ne mesaj veriyorlar hocam? Bu bir de Muzaffer Özak Hazretleri bize ne anlatmak istemiş hocam? Buyursunlar. Tamam. Şimdi birkaç soru birden oldu. Şöyle yapayım. Önce şu intihar
şeyini Evet. kapatayım, sonra birazcık o Tabii. tarafa da. Buralara dön. Şimdi bu film bize bir uyarı. Çünkü spoiler vermemek uğruna sonunu da söylemiyorum. Filmi sonunu söylemeyeceğim ama senin soruna cevap verirken başka bir alanı tarayacağım. Şimdi insanın aklından geçen düşünceler de dahil konuştuğumuz her şey, gördüğümüz her türlü görüntü bir kayıt sisteminde sonsuza kadar, yani işte kıyamete kadar belli bir süre, en azından uzun bir süre, insan hayatıyla oranlandığında çok uzun bir süre kayıtta kalan bilgilerdir zaten. Aynen öyle. Yani biz bunu biliyoruz. Bu zaten bize söylenmiştir ki yani Kur'an'da da var insanlar bunu hocam. Kur'an'da da var. 7. yüzyılda, 8. yüzyılda, 10. yüzyılda alimler, 12. yüzyılda alimler o zamanın diliyle zaten bunları sürekli anlatmışlardır. Yani sürekli anlatmışlardır. Hatta dünya sonrasında hani insanlar ölüp tekrar dirildiğinde bütün kayıt duruyor. Bütün film, bütün hayatın filmi değil mi? Her ayrıntısıyla hiçbir şeyi reddedemezler diyor. Çünkü diyor onlar yani her şey yani o bütün o bilgi elimizde, sakın bunlar yok olacak, kaybolacak sanmayın. O bilgi bütün her saniyesi, saniyesinin hatta salisesi ölçüsünde o bilgi zaten elimizde diye 7. yüzyılda her zaman söylenmiş bir şey. Yani o yüzden hani bu böyle bilimin yaptığı bir şey değil. Fakat ben bunların kötüye kullanılma, insanları manipüle etme, raydan çıkarma, bazen çaresizliğe sevk etme, bazen de yanlış yere yöneltme şeklinde kullanılmasından korkuyorum sadece. Evet, aynen öyle. Yani Aynen öyle. bunlar, evet, ya sadece öyle bir şey. Devam edeyim mi şeride, 12 şeride? Çünkü Hafif zaman da hocam, geç yok. Evet. sorulara hocam, şimdi yani Muzaffer Özak Hazretleri'nin sözlerine katılıyorsunuz herhalde. Değil Tabii mi? tabii Öyle düşünüyorum. katılıyorum. Katılmasam katılmadığımı söylerim zaten. Eyvallah. Telefon işine ne diyorsunuz hocam? Telefon işine, o ahirete telefon işine. O önemli. Evet. Şöyle söyleyeyim. Adam Bana nece şeyi telefon hatırlat. açtı gerçekten Bana yani? hayır, biraz espriyle de yapıyoruz ya. Tabii. Hem de havayı şey yapayım. Ben Amsterdam'da 70'li yılların böyle 77-78'lerde falan eve telefon etmek için postaneye giderdim. Büyük postane vardı. Tarihi bina. Sonra AVM yaptılar. Şehir merkezinde. Orada numarayı yazdırırdım. Sonra gider otururdum. Yanıma da kitap getirdim. 3 saat, 3,5 saat beklerdim. Telefon bağlanırdı. Konuşurduk. Kopmazsa 7-8 dakika, 10 dakika konuşur. Parayı verir çıkardım. Bazen de adam üzülerek, hakikaten de üzülürdü, böyle yaşlı bir adam beni tanımaya başlamış, ya kusura bakma delikanlı, bağlanmıyor, hani hatlar kötü, bağlanmıyor. Şimdi biraz onu hatırladım, biraz onu hatırladım. Bence daha hatlar tam bağlanmış vaziyette değil, ama ellerinde dediğim gibi 6G, 7G, 8G falan, hani böyle G'ler biraz arttığında, holografik beden yapılabildiğinde, holografik beden dokunmadan belli olmadığında, o yetkinlikte yapıldığında neler yapabileceklerini hayal et. Bu kayıtlar zaten var. Siz şöyle buyurmuştunuz da hocam, onu bir bana şöyle anlatmıştınız da onu su yüzüne çıkartalım. Şöyle telefonda şöyle Evet. buyurmuştunuz. Evet. Ya bu adamlar gerçekten bir yere o anda telefon açmıştır ama tabii ahirete telefon açacak hali yok adamın yani. Yok, yok. Tabii ki ahirete telefon açacak hali yok da adam hani biz milyon tane belki trilyon tane gerçekliğin iç içe Ha, içindeyiz. ha. Hani o Parçalardan gerçeklerden birine bir şey telefon kapmış. açtılar. Evet. Daha o teknoloji de yoktur, bana inan. Bana Eyvallah. yoktur ama olduğunda o olacak. Evet. O görüntüleri manipüle etmeyi deneyecek. Manipüle edecek yani. İç içe alemler var çünkü. O iç içe alemlerden kayıtlar var. Belki müsveddeler vardır. Müsvedde Açtıysa da oraya hayatlar telefon vardır. açmıştır, değil mi hocam? Açtıysa da. Ha, yani müsvedde hayatlar vardır. Onun için bunlara çok şey yapmamak lazım. Çok Bir fazla de cin kapılmamak. yardımı da vardır belki hocam. Cin yardımı da vardır belki cin. Cin yardımı da olabilir ama cin fikirli insanların işidir daha çok yani. Evet. Şimdi devam edelim.
Buyurun. Bellek bir sonraki şey şerit. Bu şeritleri bu sefer hayırlısıyla bitirmek istiyorum. Bir sonraki şeridimiz, kaçış şeridimiz bellek sildirme. Bellek sildirmeye çok yakınız ya, inanın. Yani bu 2004 yılında yapılan bu sil baştan film, bu Eternal Sunshine of the Spotless Mind, sil baştan ismiyle 2004, hatta listeye koydum biliyorsunuz pazartesi günü. Evet. O filmde gösterdiğimiz şey çok yakın gelecektir. Çok yakın gelecektir. 3 sene, 5 sene, bak o kadar. 3-5 sene. Ya insanlar istemedikleri şeyleri sildirecekler. İnanın 2011 yılında, bundan tam 10 yıl önce Michigan Üniversitesi'nde bir hap icat edildiğini, ya bir hap yapıldığını, bu hapın beyinde istenmeyen anıları bloke ettiğini okumuştum. 10 yıl önce. Ve Evet. hatta o zaman bu yeni yayınladım, Memoropan isimli öyküyü yazdım ben de. Hani haplar piyasaya çıkıyor, herkes işte hapları alıyor, kullanıyor, istemediği anıları bloke etmek için. Birisi de bu haplarla intihar ediyor. İntihar edince aynı Lucy gibi onun da beyninde çok farklı bir sonuç oluyor. Yani öykü o sonucun şeydi, öyküsüydü. Bakın ona 10 yıl önce diyorum. Filmde 2004 zaten. Yani bunlar böyle çok yakın geleceği, çok yakın gelecekte olacak şeyler. Artık çok yakın. Hatta şu anda bile kısmen belki biraz yapılabildiğini düşünüyorum. Yani test açısından. Ama Anon filmi vardı. Onun üzerine de konuşmuştuk. Listeye de koydum filmi, biliyorsunuz 2008. Orada ise bir kaçış var ama nereye kaçış biliyor musunuz? Mahreme kaçış. Çünkü filmin ilk başında görüyoruz, gözlere implant edilmiş. Şimdi benim herkesin gözünde lens var. Sokakta yürürken birini gördüğünüzde adı, soyadı, boy, post, işi, gücü, işte geçmişi böyle CV'si denir ya. CV'si çıkıyor. Böyle herkesin çık çık kime bakarsan adı, soyadı, adresi, adı, soyadı. Böylece herkes şey ortada. Yani bütün bilgiler ortada. Böylece suç oranı çok düşmüş. O filmi çok tavsiye ediyorum. Çok tavsiye ediyorum. Orada bir kadın hacker var. O kadın hacker istenmeyen bazı kimselerin herkese açmayı istemediği ama yaptığı ama herkese açmayı istemediği görüntülerini siliyor para karşılığında. Ve kendi kaydını da silmiş sistemden. Kendini sistem dışı yapmış. O yüzden anonim olmuş. Anon ismi de oradan geliyor. Kendini anonim yapmış. Evet. Ama esas amacı mahreme kaçmış. Bir mahremden kaçış var. Bir mahreme kaçış var. Çok şey filmdir. Şimdi devam ediyoruz. Dokuzuncu şerit deepfake demiştim. Yani derin sahte. Deepfake 2020'lerle, hatta 2015'lerden itibaren ilk deepfake filmlerini gördük. Çok süperdi. Bir belli komedyenler, stand-upçılar falan o bilgisayar yardımıyla, yapay zeka bilgisayar yardımıyla belli aktörlerin taklitlerini yaptılar ama taklidi yaparken yapay zeka aktörün yüzünü onun yüzüne implant ediyor görüntüde. Yani kendisine değil ama ekran üzerinde yapıyor ve o sırada o adam o aktör taklidini yaptığı kimseyi görüyorsun. Aynen öyle hocam. Müthiş bir şey. Müthiş bir şeydir yani. Şimdi bunun biraz ilerlediğinde yani avatarlar herhalde 2030 sonrası 35 falan ilk avatarlar yani böyle çıkacak. Avatar öncesi aşamadır deepfake. Avatar öncesi, yalnız deepfake çok tehlikeli bir şey olacak. İnsanlar deepfake'i kullanarak kaçış karakterleri hazırlayacaklar. Hiç olmadıkları biri gibi kimlikler yapacak. Avatarla da yapacaklar ama avatar yok henüz. Avatar öncesinde deepfake de yapacaklar. Deepfake de o kadar çok sahte film, sahte konu, sahte malzeme ortaya çıkacak ki hangisi sahte, hangisi gerçek, insanların kafası karışacak. İnanın deepfake bilir kişileri çıkacak. Çok yakın. Bilir kişi efendim uzman kart bastıracak işte deepfake bilir kişisi diye. Yani şimdi komedi gibi söylüyoruz fakat böyle bir şey. Bir işin neyin olur? Deepfake dedektifi tutarak namınızı temizleyeceksiniz icabında. Birisi sizle ilgili bir film yapmış, çıkarmış piyasaya.
Aynı sizsiniz. Her yerden bakıyoruz aynısı. Hiç ayırt edilemiyor. Yani öyle bir tehlike var. İnsanlar ayrıca deepfake'e çok kapılacaklar. Sahte kimlikler yaratmak için daha yakışıklı, daha genç, daha bilgili falan. Hani böyle çeşitli olmadığı bir kimliğe kaçacak. Olmadığı bir kimlik. Bunu avatarla zaten yapacak ama avatar yok. Avatar teknolojisi yok ama öncesinde deepfake var. Evet. Esas avatar, avatar dehşet bir şerit olacak. Onu bilgisayar oyunlarında söyledik. Ayrıca 12 şeritte kalması şart değil. Hani böyle şeritler, yan şeritler doğurabilir. Şimdi 10. şeride geldik. Bu da şeydir. Öte dünyada bir daire tutuyorsunuz. Ya da öte dünyada böyle bahçeli bir malikaneniz, malikane. 10 odalı, 12 odalı. Hayalinizde ne varsa. Bu Ready Player One'dakinden farklı. Orada böyle koşu bandında ter içinde kalarak kazandığınız krediyi artırmak için deli gibi başkalarının da başka zekalarla deli gibi counter içine kalarak mücadele ediyorsunuz orada. Halbuki burada istediğiniz dünya kurulmuştu. Huzur içinde oturuyorsunuz. İstediğiniz insanlar var çevrenizde. Kimse gelmiyor. İsterseniz 1000 kişiye yaş günü partisi düzenliyorsunuz. Bir el işareti yapıyorsunuz. Tek başınıza kalıyorsunuz. Yani öyle alemler kurulacak. Bunlar çok ucuza kiralanacak. İşte önce başlıklar takarak işte belli belki yan ekipmanlar kullanarak sonra küçük çiplere kadar inebilir bu. Yalnız biraz daha üst teknoloji gerekiyor. Önce biraz zengin işi olacak ama sonra daha çok kişiye sunulacak. Ben hatta 2011 yılında yazdığım 2012'de yayınlanan Zihin İşgalcileri kitabımda Ahiret isimli böyle işte yapay öbür öte dünya yaptırtan ve insanlara 5 kuruşa laf gelişi kiralatacak olan kötücül bir şahsın işte foyasını ortaya çıkartan bir polisiye bilim kurgu kitap yazmış. Kitap yakında tekrar yayınlanacak. İnşallah. Zaten hocam, zaten kıymetli hocam, hani Vatikan'ın IBM ve Microsoft'la yapay zekayı kendilerine kurdurmak için anlaşma imzaladıklarını düşündüğümüzde ki bu kontrollü ifşa kuralları gereği biz yeni duymuşuzdur. Allah bilir öncesinden de öyle vardı da ondan sonra tabii. Hani yazdığınızın zaten doğru olduğu ortaya çıkıyor. Hem de bir de şöyle bir şey var. Papa hem diyor ki yapay zekaya karşı Yüce Tanrı bizi korusun diyor. Hakikaten böyle bir duası var. Ondan sonra yani Google'a yazarlarsa görürler. Böyle bir duası var. Sonra yapay zekayı tırnak içinde burnunun dibine getiriyor. Vatikan'ın içine kurduruyor. Ha ben de diyorum ki Allah bilir belki 20 senedir vardır da biz de kontrollü ifşa kuralları gereği yeni duymuşuzdur. Velhasıl yazdığınız, çizdiğiniz doğru. Aynen. Yapay zeka korkusunu pompalayanlara için bir terim bulduk. Sık sık kullanıyorum burada biliyorsunuz. Her konu geldiğinde Terminatör kültü. Terminatör kültünü yutmayın. Esas planladıkları insanla yapay zekayı bir arada tanrısal yaratık şeklinde bütün dünyaya hakim olacakları bir füzyondur. Yapay zeka bunu yapacak, eyvah yapay zeka bir serbest kalırsa yandık falan gibi laflara çok itibar etmeyin. Planları o değil ama yapmak istedikleri şey eyvah yapay zeka yaptı diyebilirler sahte olarak. Yani ama ben çok fazla ihtimal vermiyorum. Şimdi bu sanal alemlerde böyle ev öte yerde falan daire maire tutarsanız bu şeridin içinde şeritler olmaya başlar. Zaman zaman bir şeridin içindeki departmanlardan da söz edeceğiz. Şimdi bak bu şeridin içinde bir departman var. Ne olduğunu söyleyeyim. Yakında, çok yakında bu sinemada şeklinde söylüyorum. Stargate kapısı olacak. Stargate kapısı. Bakın UFO Bakanlığı, neredeyse UFO Bakanlığı kurulmak üzere değil mi? Neredeyse. Yani ülkelerde böyle UFO daireleri var. Hani bir şey, bazen gizli servislerin falan. İnsanların, sivil insanların da merakla kurdukları gruplar var, kulüpler var. Bunlar çok ciddi bilim insanları da var. Beraber araştırıyorlar. Bunlar da bir çaba gösteriyorlar. Şimdi Stargate kapısı bunun bir sonrası. Şimdi Amerika'da söylenen rakamı tam bilmiyorum ama 30 milyon kadar bir sayı tabii toplam. Yani 1950'den şu ana kadar yani diyelim 70 yılda 30
milyon, yani belki daha fazladır ama 30'dan aşağı olacağını tahmin etmiyorum. 30 milyon kişi uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia ediyor. Evet, aynen. Yani 30 milyon ne demek? Şimdi işte 30 milyon hazır uzaylılar tarafından kaçırılıyor dersen bir uzay kapısı kaçış otobanına bir uzay kapısı koyabilirsin. Ha, yani altyapı var. Stargate Yalnız diye bir hocam film orada şöyle var. bir şey var. Orada şöyle bir şey var Sayın Hocam. Bir cümle şöyle bir şey söyleyeyim insanların tefekkürlerine. Diyelim ki uzaylılar kaçırmadı. Bu bir yalan. Yani hani söyleyenler yalan söylemiyor da onlara öyle Yok. gelmiş diyelim. Onlara öyle gelmiş diyelim. Uzaylılar kaçırmadı. O zaman ne oldu? Çünkü ortada büyük bir muamma var. 30 milyon insan aynı şeyi söylüyorsa burada bir bilmediğimiz, anlamadığımız bir şeyler var. Evet. Dönüyordur. Bir dolap dönüyordur yani. Bu konuyu uzmanları var Türkiye'de konuşuyor. Ama biz de bir gün ele alır kendi açımızdan Evet, işleriz. lütfen. Bu şu andan itibaren söylediğim yeni filmleri zaten Pazartesi günü inşallah listeye koyacağız. Şimdi 11. şerite geldik. Bunu daha önce hiç konuşmadık. Dünyada biliyorsunuz iki büyük kavimler göçü oldu, değil mi? İkisini de Türkler harekete geçti. Böyle kavimler göçü doğudan batıya doğrudur. Birinci de Roma İmparatorluğu yıkıldı. İkinci de Doğu Roma İmparatorluğu yıkıldı. Şimdi üçüncü kavimler göçü cazip hale getirmeleri gerekiyor. Yani tamam bir yerde susuzluk, kıtlık, savaş, yani savaş başta olmak üzere ama şimdi bir süre savaş değil ama savaş da yanına susuzluk, kıtlık olduğunda insanlar göçer oradan. Yalnız göçmeyi de böyle manipüle etmenin bir hazırlığı içindeler. 1 milyar kişi göçecek diyorlar. 1 milyar. Hayal edebiliyor musunuz? Göç nereden nereye oluyor? Doğudan batıya. O zaman biz nerede duruyoruz coğrafi olarak? Tam ortada. Onun için kitlesel göç, suni kavimler göçü, suni kavimler göçü şarlatanlarına dikkat etmek bu konuda çok tetikte durmamız lazım. Bu bandı inşallah bu bandın işlev kazandığını görmeyelim. Şimdi iki çok böyle kalp vuran filmle 12. şeride geleceğiz. 12. şeritte branşları var bu 12. şeritin. Çünkü ölümden kaçıştır. Ölümden kaçış şerididir. Bunun A bandını sadece bugün vaktimiz ona yetebilir. A bandını iki film üzerinden konuşacağız. Bunların bir tanesi 2005'te biri 2010'da yapıldı. 2010'dakini daha başarılı görüyorum. Bunların listesini pazartesi günü yayınlayacağım. Bir tanesi Ada Island Ada adlı filmdir 2005'te. Konu şöyle. Siz varlıklı bir insansınız. Siz doğduğunuzdan itibaren sizin işte çocukken çocuk klonunuz. Ondan sonra daha büyüdüğünde daha büyük klonlarınız yaratılıyor. Mesela siz 50 yaşınıza geldiğinizde 20 yaşında klonunuz var. O klonlar bir adada ya da böyle bir kapalı bir yerde böyle sıhhatli olabilmeleri için spor yaparak hareket ederek ne dünyayı biliyorlar, ne politikadan anlıyorlar, ne tarih bilgileri var, ne yaratıcı fikirler, hiç öyle bir şey yok. Böyle lay lay lom yeşillik ortamda böyle yaşadıkları keyifli bir ortam var. Ama görevleri ne? Bu ileri yaşa gelmiş kimseler karaciğere ihtiyaç olduğunda, akciğere ihtiyaç olduğunda, kalbe ihtiyaç olduğunda işte onun klonu var. O klonu bir yere yapıyorlar. Operasyonla onu öldürüyorlar ve canlı canlı kalbini ve organlarını alarak öbür kimseye. Böylece bir kendi kopyasını yaşatıyor. Kendi sıhhati bozulduğunda organları hemen istediği gibi değiştirebiliyor. İşte bu iki kişi, iki klon kaçıyor ve kendilerine benzeyen yani klonu oldukları kimseyle tesadüf karşılaşıyorlar. Bir şok filmin böyle bir esprisi var, Island filminin. Ama öbürü daha
Öbürünü daha güzel yaptılar. Never Let Me Go, Beni Asla Bırakma 2010. Böyle bir İngiliz okulu, ortaokul, lise gibi gençler bunlar. Bir kesim şeyden, bir kesim yani öğrencilerin bir kesimi seçilmiş belli. Onlara artık bir yerden sonra tarih dersi, matematik, daha fazla matematik yok. Böyle güzel yiyorlar, içiyorlar, arkadaşlar sohbet, bir hareket, yatılı da okuyorlar falan. Dünyayı biliyorlar. Sonra belli bir işte 17 yaşlarında falan, artık daha fazla öğrenim görmenize gerek yok. Size ev ayarladık. Onlara şehrin içinde evler ayarlıyorlar. Güzel oturulacak, hoş yerler. Orada oturun diyorlar. Ama kendileri de organ bankası. Böyle bunlar böyle birbirine çok tutunan arkadaşlar, böyle sayıları azalmaya başlıyor. Arkadaşlardan biri yok, öbürü yok, birini alıp götürüyorlar falan. İşte o son kalan iki kişi birbirlerine never let me go, yani beni ne olur bırakma gideyim, ne olur beni bırakma gideyim şekli. Filmin psikolojisini ve şeyini çok güzel yapmışlar. Ölümden kaçışın çok acıklı, çok üzücü, çok başka şeyleri de var ama şimdilik böyle A şıkkıyla bu 12 şeritlik kaçış otobanını nihayet tamamlamış oluyoruz. Bir şey söyleyecek misin Ömer? Hocam 13. de vardı galiba. Bir de bir 13 de vardı. Onu da anlatacağım demiştiniz. Galiba yanlış İşte o, hatırlıyor ama. yani şey, şimdilik bu kadar yapalım çünkü bayağı bir ciddi bir şey var Tabii. ya elimizde. Evet. Tabii. Şöyle mi yapalım Yani hocam? bu şey, buraya Buyurun. zaman zaman döneceğiz. Yani buraya zaman zaman döneceğiz çünkü mesela mülksüzlükten kaçış için yeni bir şey çıkaracaklar, hatırlatacağız. Öbürü için bir şey çıkaracak, hatırlatacağız. Zihin örtücü malzeme için bir şey çıkaracaklar, hatırlatacağız. Yani bunları sürekli güncelleyeceğiz. Evet. Şimdi hocam o 13. o zaman hani bir tane daha var demiştiniz. O da hakikat kapısıydı. Ha, ama onu bir başka vesileyle. Ha, o zaman şimdi söyleyeyim, tamam. Onu başka bir yere saklamıştım ama olur, Bir hatırlattın kısaca iyi oldu. bahsedin hani Yok kapı yok ya olmuş yok, sayılır sonraya hatırlattın, ama. hatırlattın iyi oldu. Hatırlattın iyi oldu. Böyle bunun yazısını da yazdım ben. Yazısını da yazdım. Şimdi 13. kapı Kadın şerif. da yani kaç tane şerit olursa olsun, kapılar ne olursa olsun, bir de hakikat kapısı olacak. İnsanlar hakikate doğru kaçacaklar. Yani hakikatten kaçmayacaklar. Nasıl öbürü mahremiyete kaçıyordu, değil mi? Evet. Mahremiyete ulaşmak için. Evet. Mahremiyetsiz ortamdan mahremiyete kaçıyordu. Şimdi hakikatsiz, bozuk hakikatli ortamdan da hakikate kaçış da hiç silinmeyen, hep var olan insanların bilinci, bir başka vesileyle bunu anlatacaktım. Ama insanların bilinci ve şeyi, his olarak, sezgi olarak, bilinç olarak buna böyle idrak ettiğinde, vay canına ben bunlardan niye kaçıyorum ki diyeceksin. Yani birdenbire bu 12 şerit gözünde manasız bir hale gelecek. O zaman kaçacak şeritlerin bir tane olduğunu, bir tane şeride doğru yürümenin, bir tane yol, tek yol, tek şerit, tek işte o da hakikat Yüce Yaradan'ın şeridi. yolu. Ha, güzeldi. Yani aslında bir tane şerit vardır. Evet. Bir tane yol vardır. O diğerleri bizim çaresizlik nedeniyle, bilgisizlik, çaresizlik, bilinçsizlik nedeniyle, biraz da zayıflık, yani karakter zayıflığı da. İnsanlar çünkü kolay, hepimiz için ha söylüyorum, sakın ben de bunlardan azade değilim. Hepimiz kolay çözümleri tercih ederiz. Yani biraz kolay çözüm tercih etme hissiyatı da burada hakimdir. Evet. Şimdi hocam ben de bu sizin söylediklerinizi toparlarsam birincisi kendi arz edeceğim hususlarda hemen söyleyip sonra siz nasıl diyorsanız öyle programı götüreceğiz. Şimdi birincisi hocam bu kaçış otobanından bir şeridi de göç demiştiniz ya oraya hemen bir ilave yapayım bir cümle. Rahmetli Atanirun Beyefendi Kehanet kitabında bu böyle göç madrabazlarının hani iklim madrabazları diyorsunuz ya bir de göç madrabazları olacağını hoca öyle dememiş de ben öyle ifade ediyorum. Hani hoca rahmetli hocanın ağzında. Göç madrabaz kelimesi şeyi o tanım size ait.
göç madrabazları olacağını rahmetli Hoca Kehanet kitabında anlatmış. O rahmetli Atanür'ün de hani ayık olmamız gerektiğini söylemiş. Bir bunu söyleyeceğim. İki, tabii biz hep bu fikir yongaları programında tarihe not düşüyoruz. Ayrıyeten geleceğe de not düşüyoruz. Bu programlar hem benim Instagram duvarımda hem YouTube'umuzda kalıyor. Bu manada hem ikimizin beynine ve ruhuna hem de bizi şu anda dinleyen ya da gelecekte dinleyen yönetmen, senarist ve film yapımcılarına da şunu arz ediyorum ve geniş zamanlı olarak ki bu 12 şeritli ve 13.sü de hakikat kapısı olan Kaçış Otobanı isimli anlatının kendisi uzun soluklu fantastik bilim kurgu içerikli ve temalı acayip tadından balından yenmez bir dizi yapılabilir ve birçok insana da ulaşıp birçok insanın da gönlü ruhu fethedilebilir. Bunu da belirtmiş olayım. Bu çok acayip bir film olur. Hani Lost nasıl dünyayı kasıp kavurduysa, işte Fringe, Westworld nasıl dünyayı kasıp kavurduysa veya işte Yüzüklerin Efendisi nasıl dünyayı kasıp kavurduysa, hani çok güzel bir şeyle planlamayla bu Kaçış Otobanı da film ya da dizi yapılabilir. Bu notu da düşeyim. Şimdi hocam Allah nasip etsin inşallah diyelim. Bu geldiğimiz noktada hocam şu an itibariyle 35 dakikamız var. Kalan o zaman malzemeyi, sorulara geçelim. İstiyorsanız hocam şöyle, zaten hani tam 5 dakika gibi de bir geç başladık. Onu tamamında başlamadık. 13 geçe ya da 4 geçe başladık. Şöyle istiyorsanız hocam 12'ye çeyrek kalaya kadar elimdeki malzemeleri bitiririm diyorsanız, yani bitmez. 10 kalaya kadar bitirirseniz 12 bitmez. 1'e 10 kalaya kadar belki biter. Hani şöyle, ben biraz da elimizdeki malzemeyi de tüketelim istiyorum. Ben şöyle evet, hocam, ama bu malzemeler şeydir, zamansız malzeme. İstersen ben şöyle bir sayfa öne alayım. Bu ekonomistin kapağınla hani evet. 4 Nisan 2019 kapağı evet, var evet. Ya. Benden izin de bana yok da konuşuyorum. Onunla ilgili bir şey yapayım. Buyurun hocam. Konuşma yapayım. Sonra da sorulara şey yapalım. Ondan sonra da öykü için zaman kalsın. Tabii. Tamam. Ha. Şimdi, o kapağı hatırlatalım dostlara da. O kapağı dostlara hatırlatalım. O şöyle kıymetli dostlar. Evet. Şimdi hocamızın bahis duyuracağı kapak bir. Bendeniz'in sayfasında paylaşıldı. Ve ben onu yorumladım. 4 Nisan 2019 kapağı. O ne anlatıyordu bize o kapak? İşte biyolojik yani yeni sentetik bir dünya ve kainat ve insanlar tasarlayacaklarını söylüyorlardı. Adem ve Havva vardı. Bilim adamı şeklinde çizilmiş. Nesis vardı ve kafası horoz şeklinde, vücudu kedi şeklinde yaratık vardı. İşte ağaçlar DNA sarmalı şeklindeydi. Ağacın üstünde yılan vardı filan vesaire. Hani hatırlayın. Aynı zamanda da ben bu kapağı Beyaz TV'de katılmış olduğum Ne Var Ne Yok programında da yorumlamış idim. Evet. Ve dediğim evet. gibi bugün de şey dediğim gibi Instagram duvarımda da o kapak var ve ben o kapağı Beyaz TV'ye çıkmadan önce de yorumlamıştım. İşte hocamız, kıymetli hocamız o kapağı yorumlayacak şimdi. Buyurun hocam. Şimdi bu kapakta çok gaddar mesajlar var. Çok gaddar. Bir defa başlığı okuyorum. Bakın. Tüm yeni dünya tercümesini. Yani zaten ilk başı şey. Redesigning life. Hayatın yeniden dizayn edilmesi. Yani bir defa üst başlık. Çok iddialı, evet. Ha. Ondan sonra sentetik biyolojinin vaatleri. Alt başlık. Sentetik biyolojinin vaatleri. Ondan sonra onun yanın altında yazının başlığı, tüm yeni dünya sentetik biyoloji, yaşayan organizmaların mühendisliği, yakında her şeyi kökünden değiştirecek diyor. İtiraf etmiş, söylemiş. Yani tercümesi bu. Şimdi bunun ne olduğunu biliyoruz. Yani DNA'yı değiştireceğim, nesnelerin internetiyle canlılar da dahil beyinlerini etkileyeceğim, çip koyacağım, havada her şeyi, herkes birbirini duyar, bağlanır vaziyete getireceğim. Bütün varlıkları da kökünden değiştireceğim diyor, değil mi? Evet, aynen öyle. Bunu zaten söylüyor. Bunu zaten söylüyor. Fakat burada ben bir kelime bende başka bir şey uyandırdı. Buyurun. Şimdi bu şeyde, bu programda yer yok ama önümüzdeki defa bir şey söyleyeceğim, ama önce söylemeden bunu söyleyeyim. O kelimede mühendis.
yaşayan organizmaların mühendisi diyor. Şimdi mühendis abi şey, biz bu mühendis lafını ne zaman duyduk? İlk popüler olmasını diyorum. Popüler olmasını. Prometheus filmiyle 2012'de. Orada bize böyle Mezopotamya'da o çivi yazısına benzeyen bir yazıları, belki o zaman da konuşulan bir dilleri olan, böyle 2,5-3 metre boyunda kılsız, kafalarında da saç yok, kılsız, 2,5-3 metre, o hani devler var diye anlatılan mitolojide, evet. Devler. Hani adeta onlar, yani zaten 2,5-3 metre ne demek? Devler, onlar kastediliyor. Onlar mühendismiş. Şimdi bunlar ne mühendisliği yapacakmış? Yaşayan organizmaların mühendisliği. Değil mi? O mühendisler de başka bir yıldızdan, gezegenden, bir yerden dünyaya geliyorlar ve dünyada kendi DNA'larıyla dünyadaki bulunan malzemeleri birleştiriyorlar. İşte bizim Homo sapiens, yani Neandertal, işte o daha önce bütün o homolardan geçerek Neandertal ve Homo sapiens şeklinde insan meydana geliyor. Filmde nasıldı? O dev yaratıkları görüyorduk. O dev yaratıklar böyle silisyum bazlı, onun bakayım ismini, senomorflar. Yani seno dış demek, morf şekil demek malum. Dış, yani bizim şeye benzemeyen şekilli yaratıkları yaratıyorlardı, silisyum bazlı. Ve bu mühendisler dünyada, filmin şeyine göre, konusuna göre, insanlığın yaratıcısı bunlardı. Yani insanı işte Adem Havva şeklinde cennetten çıkma şeklinde değil, böyle bu 2,5-3 metre boyunda bu kılsız insan benzeri mühendisler gelip dizayn ettiler gibiydi. Evet. Film öyle başlıyordu zaten. O filmi çok tavsiye ediyorum, Prometheus. İsmi de Prometheus. Sonra Weyland diye çok zengin bir adam var. O sonraki filmde de gösteriliyor. Ben bir defa daha bahsettim. Bu dev yaratıklardan birini, işte gidiyorlar onların olduğu gezegene. Bulunduğu yerden çıkıyor ve ben uzun yaşamak istiyorum. Sen bana bunun sırrını anlat diyor falan. Böyle çocuk gibi soruyor da. O da onun kafasını çak diye bakıyor. Sen niye uzun yaşayacakmışsın lan? Sen benim yarattığım çöpsün dercesine. Hani yani filmde öyle bir espri var. Yalnız o filmden bir şey hatırlatacağım. Çok önemli. Bakın filme bunları koyuyor değil mi adam? Yalnız dindar insanları da teskin edecek bir şey de koyuyor. Şimdi burada sen Tanrı yok. Bakın sizi kandırdılar. Bu kilise milise sizi kandırdı. Müslümanlar da kandırıyor diyor tabii dolaylı olarak. Sizi kandırdı da öyle biri yok. Bak böyle bu adamlar, bu 2,5-3 metre boyunda kılsız insan benzeri yaratıklar geldi. Kendi genetiklerini suya kattı. Suyun içinden. Sonra işte çeşitli evrimin sonucuyla bu şu ana geldiğimiz insanlar oluştu diyor değil mi? Ama içeriye ne koyuyor bile biliyor musunuz? Bu şeyi bulan iki arkeolog bunlar. Bu şekillerin hepsinin aynı yerde olduğunu, bir yıldız sisteminde olduğunu, yıldız sisteminin yeri tespit ediliyor. Ondan sonra birisi trilyoner biri parayı koyuyor, bir gemi yapılıyor ve gidiliyor oraya. Bunlar sayesinde, bunların bir kadın, bir erkek, bir genç kadın ve bir genç erkek arkeoloğun buluşları sayesinde. O buluşu yapan kadın filmin baş oyuncusu. Çünkü Alien filmlerinde dünyayı kadın kurtarır. Adettir. Bu da dünyayı kurtaran. Neden böyle olduğunu da konuşmuştuk. Evet, konuşmuştuk. Bu beşinci kadın. Şimdi bakın. Bir tane Weyland'ın kızı var. Trilyoner geminin sahibesi. Düşünüyor musun? Patron içe. Bir de bu arkeolog kadın, hasbelkader gemiye babası tarafından alınmış kadın var. Şimdi kadının şurasında bir haç var. Ona bakar, bu ne ya, böyleler bunları takmışım. Hani böyle alay da ettirir filmde. Ondan sonra filmin sonuna doğru bir uzay gemisi yukarıdan düşüyordur. Kuyruğu vardır böyle, balık kuyruğu gibi. Yukarıdan böyle düşüyordur. Filmde de çok güzel çekmişlerdir. Aşağıda da iki kadın koşuyor. İki kadın koşuyor. İki kuyruk da böyle iniyor tonlarca ağırlıkta. İki kuyruk iniyor. İkisinin de üstüne iner. Fakat boynunda haç taşıyan, böyle
sırt üstü düşer, o şey de üstüne geliyor. Fakat arkasında da bir taş varmış. Taş tutar onu. Ölmez. Haç taşıyan kurtulur. Öbür o zengin geminin sahibesi olan ölür. Haç taşıyan kurtulur. Yani bir taraftan Mesajı vermişler yine. o adamı getiriyor. İşte bak esas babanız buydu, yaratıcınız buydu diyor ama öbür taraftan da haç taşıyanı da kurtararak hani biraz böyle denge yapıyor. Yani şunu anlayın. Şu biraz davul tozu, biraz minare gölgesi vardır bu filmlerde. İşte biraz davul tozu, biraz minare gölgesiyle milleti ayar, algımıza ayar verirler. Ya yani zaten biz de burada bu tür konuları konuşarak biraz zihin sağlığı şeyi sporları salgılıyoruz birbirimize yani aynı zamanda. Yani bunu söyledim. Yani şey ekonomistin kapağı bak Yani neler tanrılarınız biziz diyor adamlar değil mi aslında işin özünde hocam? yes, yes. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. İnşallah önümüzdeki hafta öbür mühendisleri konu edeceğim. Bunları mumla arayacaksınız. Öbür mühendisten bahsedince keşke bu mühendisler kalsaydı biz bu mühendisleri daha çok seviyorduk diyeceksiniz. Hepsinin filmini yapıyorlar. Bizi açıkça deklare ediyorlar. Bir de filmleri şöyle değerlendirmeyin. Bakın bu yanlış. Böyle baştan aşağı tamamen kötü niyetli insanlar var. Bakın filmlerin Hollywood'un filmlerin sonra bazı firmaların filmlerin belli amaçlarla kullanıldığı, belli insanları kötülediği, algı yamulması için kullanıldığı doğrudur. Eğlence şeklinde kullanırken şey de yapıldığı doğrudur. İnsanları doğruyu görmekten, gerçeği görmekten alıkoyan böyle perdeler şeklinde filmler yapıldığı da doğrudur. Bunların hepsi doğrudur. Bunlara itiraz etmiyorum. Yalnız bunları yazan bizim gibi insanlardır. Bu senaryoları yazan, çekenler de öyledir. Bunların hepsinin çoluğu çocuğu vardır. Çoluğu çocuğu vardır. Sevdiği insanlar vardır. İnsandırlar yani öbür taraftan da. Zekaları da parlak zekadır. Yaratıcı zekadır. Öbür taraf ne kadar istediği şeylerde manipüle için çerçeve koyarsa koysun o parlak zekanın çocuk sevgisi hisseden, başkalarını seven, dünyayı şey yapan, anası babası olan insanların da böyle kendi üslubu vardır. Bizim yaptığımız içerideki arızalı kısımla insan hayal gücünün ulaştığı düzgün yerleri birbirinden ayırmak arızayı göstermektir. Ve o düzgün tarafı iyi bulunmuş, iyi kurulmuş tarafı da övmek, onun değerini vermek, arızayı oradan ayırmaktır. Yani tamamı arızalı Evet. Hocam, dememek lazım. evet. Tamamı arızalı filmler vardır. Eyvallah. Tamamı arızalı Az filmler. sayıda tamamı arıza. A'dan Z'ye arıza. Evet. Belki bir iki tane örnek veririz yani. A'dan Z'ye arıza ama hani bu kadar daha fazla olmaz. Öyleler Hocam, de vardır. Ama evet. bunlar hepsi öyle değildir. Sanıldığından daha da azdır. Öyle diyelim. Hocam şimdi orası anlaşılmadı gibi oldu da biraz orayı öyle tam bir bağlama noktasında size soracağım. Şimdi Evet. bu adamlar bu derginin kapağını yapmışlar. Siz de bu Prometheus'u anlattınız ya. Şimdi Evet. derginin kapağını yapan adamlar şunu mu diyor bize? Biz kendimizi Tanrı yerine koyduk ondan sonra ve biz bu hayatı, kainatı, insanlığı, yaratıkları, o objelere her şeyi bir daha tasarlayacağız istediğimiz gibi. Tıpkı o filmdeki gibi. Bunu mu söylemek istediniz bize? Orada bir bağlanmadı da. Bunu söylüyor. Bir de bunu söylüyor. Bir de diyor ki biz diyor o mühendisler var ya Evet. onun soyundanız diyor. Allah Allah. Verdiği mesaja bak. Ama Eyvallah hocam. gelecek programa inşallah. Evet. Yani bu şimdi ilk bahsettiğimiz mühendisleri mumla arayacağız diyor. Evet. Evet. Şimdi Esas hocam, evet. arızalı mühendisler öbürleri yani.
Şöyle yapabiliriz eğer istiyorsanız hocam, bir teklif. Şimdi 12'ye 20 var hocam. Eğer programı 12'yi 5 geçe bitirirsek şayet, şöyle bir şey yapabiliriz eğer istiyorsanız. 10 dakika daha istediğiniz bir şeyden bahsedin hocam. 15 dakikada soru cevap yapalım. İsterseniz. 10 dakikada da öyküyü anlatayım o zaman. Olur. Yani olur değil mi? Şöyle diyorum hocam. Şimdi bizim hocam 12'ye 20 var hocam. 12'ye 20 var. Eğer 12'yi 5 geçe bitireceksek, 12'yi 5 geçe bir 10 dakika istediğinizi anlatın hocam. 15 dakikada soru cevap yapalım. Sonuna da öyküyü anlatırsınız. Olmadı 12'yi 10 geçe kapatırız. Nasıl derseniz. Yok öyle yapmayalım. Çünkü nasıl elimde yapalım? Uzun konular var. Nasıl onları böyle geçiştirmeyeyim diyorum. İki tane uzun konu var elimde. Ne yapalım hocam? İstersen şöyle yapalım. Ben öyküyü anlatayım, sonra kalan zamanda sorulara cevap verelim, kapatalım. Tamam hocam, buyurun. O zaman haftaya tamam. Devrolur diğer konularda. Evet, kıymetli dostlar, bugün... Çünkü her an konuşulabilir. Yani bir ay sonra da konuşulabilir. Bir ay önce de konuşulabilirdi. Evet. Şimdi kıymetli dostlar, sizden istirhamım. Şimdi programın başından sonuna kadar dinleyen kardeşler, bugünkü konularla ilgili olursa daha çok sevinirim. Yani konu bütünlüğünden sapmasın. Hani konular neyse onunla ilgili sorular sorarsanız daha iyi olur. Sorularınızı hazırlayın. Hocamız öyküyü bitirir bitirmez şeyi açacağım. Ondan sonra ve son 15 dakikada inşallah 10 dakika 15 dakikada evet, soru sorulara cevap. Evet, buyurun hocam. Şimdi geçen sefer zaman yetmedi. O yüzden bu öyküyü şey yapamadım. Anlatamadım size. Öykünün 5'te 4'ünü anlatacağım. 5'te 1'ini de böyle son birkaç paragrafı da okuyacağım ki ton belli olsun diye. Bu öykünün adı Zor Kopya. Zor Kopya. Bir adam 42 yaşında, 6 yaşında çocuğu var. İş adamı. Karısı 3 sene önce ölmüş. Deli gibi sevdiği, aşkla sevdiği bir kadın. Hala unutamıyor onu. Yani birçok talibi olmuş ama evlenmemiş. Evlenmek istiyor ama evlenmemiş. Unutamıyor kadının. Birçok acısı var. Oğlu da tip olarak falan kendisine benziyor ama gözleri tıpkı annesi. Yani onun gözlerine baktığında annesini görme, böyle onu her dakika hatırlatan bir şey. Şimdi bir gün bu adam evdeyken böyle bir arkadaşı var, yakın arkadaşı. O geliyor, ya diyor sana bir şey söyleyeceğim ama diyor tuhafına gider belki. Yok sen söyle diyor. Bilmiyorum diyor, tuhaf bir his. Bir arkadaşım vardı diyor, bir kız arkadaşım liseden, sınıftan tanıyorum, sen tanımazsın diyor. O beni buldu, geldi elinde iki tane fotoğraf vardı diyor. Bak dedi diyor, bu eskisi, bu yeni kopyası. Dedi ve bir hikaye anlattı bana diyor. Hikaye de şudur. Bir arkadaşı gelmiş. Onun da bir arkadaşı gelmiş. Elinde iki tane objeyle. Demiş bak bu eskisi, bu yenisi. Bunlar olduktan sonra hayatım şöyle değişti, böyle değişti. Kadın da şöyle anlatıyor. Ben diyor onu dinledikten sonra bu fotoğraf, bu eski fotoğrafı kopyalattım diyor. Benim de diyor böyle hayatım çok etkilendi. Bir sistem var diyor. Bir tuhaf enerji var. Bir yaratık mı, enerji mi? Ne olduğunu bilmiyorum diyor. O insanlarla kontak kuruyor. Birisi vasıtasıyla ve diyor ki bak ben bir şeyi sana kopyalayayım. Ne istiyorsan o şeyi kopyalayayım. Kopyaladığım şey eskisinden çok daha güçlü bir hale gelecek. Bunu diyor şey için yapıyorum. Öylesine yapıyorum. Yalnız kural şöyle. Bir şeyi kopyalatırsan eğer, neyse o kopyalattığın, bir tanesini istersen yenisini, istersen eskisini toprağa gömüyorsun. Ve sonra sen gidip birine diyorsun ki bak ben böyle bir şey yaptım. Tabii gömmeden önce. Ben böyle bir şey yaptım. Böyle böyle bir şey var. Bu şeyden sen de yararlan. Bir zincir bu. Herkes tanıdığı birine bunu öneriyor. Şimdi adam diyor ki peki diyor ne kopyaladın sen? Ben diyor babamın piposunu kopyalattım diyor. Babamın piposunu 10 yıl önce öldü rahmetli diyor. Babamın piposunu kopyalattıktan sonra böyle diyor babamın diyor böyle öksürür gibi gülmesini, ondan sonra diyor böyle ter kokusunu,
Hastalandığımda diyor kapıdan endişeli sevecen gözlerle bana bakışını hatırladım. İnanılmaz bir şey oldu. Babam adeta canlandı. Yani her Pipo'ya dokunuşumda, Pipo'yu görüşümde o kadar candan hatırlıyorum. Anılarım öyle bir dirildi ki annemi bile şaşırtıyorum. Oğlum bunları nasıl hatırlıyorsun? Diyor babamı da çok severdim biliyorsun. Böylece diyor babam öldü ama onun anısı böyle nasıl canlandı? Ne kadar yani nasıl müteşekkirim böyle bir şey bana verildiği için diyor. O Evet. yüzden diyor geldim diyor sana. Şimdi diyor bu enerji sana benim tarafımdan gelecek. Zincir bu çünkü. Sen de istediğin bir şeyi kopyalatacaksın. Sonra o kopya attığın şeyden memnun kalırsan ki herkes kalıyor, kaldı şu ana kadar diyor. Sen de bir başkasına diyeceksin ki bak ben şunu kopyalattım. Böyle bu zincir gidecek dünyada. Tamam peki diyor adam. Önce pek aklı yatmıyor falan. Ya, fakat bir güç başlıyor o şeyi hissetmeye. Hakikaten bir şey var diye böyle. Arkadaşı gidiyor. Şimdi o şeyi hissediyor. Doğru diyor bu. Doğru. Şimdi elinde iki tane kopyalatacağı nesne var. İlk aklına gelen. Bir tanesi rahmetli karısının nişanlıyken küsmüşler, kavga etmişler. Ve kadın ona oturmuş bir mektup yazmış. O mektubu her okuyuşunda hüngür hüngür ağlıyor hala. Bir hitabet, onun yaptığı hataları öyle ustaca söylemek, öyle affedici, öyle usturuplu söylüyor ki. Adamın da böyle eskiden yazar olma hevesi varmış. Ama esas yazar karısı anlıyor. Yani kadın diyor doktor olmak yerine yazsaydı o diyor yazar olacaktı. Yani hatta biraz haset bile duyuyor yani nasıl dil hakimiyeti diye. Bir de tabii çok sevdiği için kadını bir de öldü ya trafik kazasında böyle her mektubu okuyuşta ağlatan bir mektup var. Acaba diyor mektubu mu kopyalatsam? Bir de dedesinin hatıratı var. Ölmüş rahmetli o da. Dedesinin hatıratı. Dedesi romanım romanım dermiş ama roman falan değil. Arka arkaya olayları dizmiş. Anılarını dizmiş. Romanım diyor. Adam ölmüş gitmiş. Hatta birileri blogda yayınlayalım ya. Bunlar hoş vakalar. Millet okur falan demiş. Ufak bir hasetle gene de. Bak benim hiçbir şeyim yayınlanmıyor. Ama dedemin yani bak ufak bir hasetle vermemiş biliyor musun? Onun için de suçluluk hissediyor. Şimdi karar veremiyor. Diyor, dedemin mektuplarını mı? Dedemin işte bu hatıratını mı? Karımın mektubu mu? Şimdi diyor ki karımın mektubunu tabii en çok onu istiyor ama karımın mektubunu diyor şey yaparsam kopyalatırsam şimdi diyor 42 yaşındayım. Çocuk 6 yaşında. Çocuğun bir anneli büyümesi lazım. Yani yeniden hayat kurmam lazım. Bir daha hayat kuramam diyor. Yani zaten o kadar seviyorum. O mektup beni bu kadar ağlatıyor. Bir de ben bunun şiddetini artırırsam bir daha diyor evlenemem, yuva kuramam. Çocuk da böyle annesiz büyür gider. O yüzden en iyisi de dedemin hatıratını kopyalatayım. Tam buna karar vermişken bir telefon geliyor. Çocuğu arı sokmuş. Hem de iki tane arı sokmuş. Anafilaktik şok. Çocuk komada. Böyle annesinin tıpatıp gözlerini taşıyan çocuk hastaneye yetişiyor güç bela. Ölüm döşeğinde. Annesinin ölü karısının gözleriyle ona bakan çocuk. Böyle son bir baba beni kurtar gibi böyle son babam geldi beni kurtaracak gibi bakarken son nefesini veriyor. O zaman diyor ki bunu kopyala. Şimdi canlı nesne kopyalama yoktu işin içinde. Pipo, fotoğraf, buna benzer şeyler. Bunu kopyala diyor. Şimdi gerisini okuyoruz. Gerisini okuyoruz. Arabamla 10 dakikalık mesafedeki hastaneye vardığımda Serdar komadaydı. Selma Hanım iki gözü iki çeşme bakıcısı başucunda durmaktaydı. Oğlum nefes alamadığı için ağzına hortum sokulmuştu. Anafilaktik şok demişti doktor. Solunum güçlüğünü yenmek için ellerinden geleni yapmışlardı. Tam bunu alt etmeye başladıklarında bir başka sorun belirmişti. Kalp yetmezliği. Ben içeri girdiğimde kalp kasını desteklemek için yaptıkları iğnenin sonucunu beklemekteydiler. Oğlum sabaha karşı 4.04'te öldü. Selma Hanım'ı taksiyle çok önceden evine yollamıştım. Başucukta yalnızdım. Bağlandığı yaşam ünitesindeki kalp eğrileri düz çizgiye dönüşmeden az önce ben geldiğimden beri ilk kez gözlerini açtı ve bana baktı. Hem onu hem annesini
aynı anda son kez görmenin sarsıntısıyla bir dilekte bulundum. Onu kopyala, oğlumu kopyala. Ne olur, ne olur. Öykü burada küçük bir yıldızla ara veriyor. Devam ediyoruz. Aradan 18 yıl geçti diyor. Şimdi öykü devam ediyor. 18 yıl sonra. Bu akşam 60. yaşımı ve emekliye ayrılmamı aynı anda kutluyorum. Küçük bir çikolatalı pasta, 6 adet mum, mantarı açılmış bir şişe şampanya. Serdar'la beraberiz. Karşımda oturuyor. Her zamanki gibi sessiz, kıpırtısız, soluksuz. Sadece gözleri, annesinin gözleri mana ışıyor. Hala 6 yaşında. Annem ve babam 3 yıl önce birer ay arayla öldüler. Bütün arkadaşlarımla ilişkimi zamanla sıfırladım. Kadınlarla ev dışında oluşan, bozulan, çok kısa süren ilişkiler kurdum. Artık torunları olmadığı için annemle babam bana çok nadir gelirlerdi. Onlarla aşağıda sohbet ederken oğlum yukarıda odasında sessizce beklerdi. Bana gelmesinler diye sık sık ziyaretlerine gitmekteydim. Evlenmemi, yeniden çoluk çocuk sahibi olmam için ısrar ettiklerinde bazen gerçeği onlara anlatmak istedim. Hep son anda caydım. O kopyacıyı iliğinde, kemiğinde hissetmeden durumu normal kabul etmeleri mümkün değildi. Ruhi dengelerini bozmak istemedim ve ağzımı tuttum. Can'ı son kez ona şeyi getiren, bu pipoyu getirip enerjiyi ona nakleden. Can'ı son kez oğlumun cenazesinde gördüm. Bana bir amaçla geldiğini unutmuştu gerçekten. Çünkü unutuluyor. Birine bir şeyi verdikten sonra unutuyorsun. Gözlerinde bir an bile buna işaret edecek yedek bir anlam yakalayamadım. Sonradan beni defalarca görmek istedi. Her seferinde atlattım. Bir yıl kadar sonra peşimi bıraktı. Dedemin sarı yapraklı defterini oğlumun gömülmesinden bir hafta sonra Hikmet adlı arkadaşıma verdim. Hem şaşırdı hem sevindi. Bana birkaç kez blogunda yayınladığını bildirdi. Hiç cevap yazmadım. Merak ettiğim halde bakmadım. Sonunda o da benimle ilişkiyi kesti. Oğlumun gözleri hariç tek başına yaşamaya çok alıştım. O şey neyse oğlumu kopyalayarak diriltmedi. Gözleri canlı tutan bir ünite haline getirdi. Bu sabah ona masal okuduğumda bana sevgiyle gülümsedi. Hem o hem Meliha karısı aynı anda memnun memnun gülümsemekteydi. Gözlerim doldu, huşuyla kalbim 5 kat genişlemişti sanki. Mumları üfledim, bir defada söndüler. Oğlumun gözlerinde mutlu bir parlaklık var. Burada babasıyla beraber olmaktan hoşnut. Pastayı kesip tabağıma bir dilim koydum. Çatalla ucundan bir parça kesip tadına baktım. Çikolatalı vişneli pasta. Bir zamanlar üçümüz de çok severdik. Yarı dolu bardağımı kaldırıp oğluma ve Melia'ya bakıp şerefinize dedim. Oğlumun verdiği candan karşılığı görmenizi isterdim. Yalnız değilim. Ailemiz 18 yıldır tümlenmiş durumda. O nesneleri kopyalayan şeye şükranlarımı sunuyorum. Asla pişman olmadım seçimimden. Bana en derinden istediğim bir şeyi verdi. Tutkulu isteklerin gerçekleşmesinin böyle sarsıntı veren yanları olması normal. Kim bilir kaç bin yıldır devam eden zincir bende durakladı. Yanımda oğlumun aslı ve kopyası birine gidip göstermem imkansızdı. Böylece kısa bir öykü yazıp bu öyküleri seven bir e-dergide yayınlattım. Dünden beri dijital ortamda salınmakta. Ben ölünce gözler de anlamlarından sıyrılacak. Onu besleyen koza toz olup dağılacak. Ben gömülünce sizlere anlattığım öyküyü unutacaksınız. Biriniz hariç. Ne yapalım, kural böyle. Öykü de bu. Hocam, çok ya. Çok 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 derin bir öykü. Fakat şöyle hocam, o kadar derin bir öykü ki ve çok katmanlı anlamları var. Soru cevabı hemen geçmeden önce hocam bir 3-4 cümle dahi olsa, öyle anlamayan kardeşlerimiz olabilir, bir de daha iyi anlayalım diye bir 3-4 cümle de olsa aslında bu öykü ne anlatıyor bize buyurursanız 3-4 cümle, sonra soru cevaba geçelim hemen. Onu biraz uzun sürer tam anlatması, ama bir başka vesileyle anlatmaya söz vereyim. Yalnız şöyle yapalım, eğer zor kopya Sadık Kebli yazarsanız Google'a. Evet. Zor kopya Sadık Yemni. Orada öyküyü okuyabilirsiniz. Ayrıntıları, baştan beri ayrıntıları okuyacağınız için sonunu ben, yani uzun olmasın, uzun okuma olmasın diye şey yaptım. Anlatırken de hepsi anlatılamıyor. O zaman birçok ayrıntıyı zaten yakalayacaksınız. Yani aşkın aslında
Kadın o yani aşk o kadar derindi ki içinde çocuk ölerek aileyi tümledi. Evet. Yani karısı olan aşkı o kadar derindi ki yani herkes kendi istediği şekilde de sonuç çıkar. Açık yerler var. Açık yerler var. Bir de burası serbest yorum. Hani bir şeyi sadece tek açıdan bakmıyoruz. Öyle diyelim, biz sorulara geçelim en iyisi. Evet. Tamam. Kıymetli dostlar, son 10 dakika soru cevap yapacağız. Bugünkü baştan sona, yani saat 10'da başladık, şu ana kadar konuşulan konularla ilgili sorular sorsanız sevinirim. Ve şimdi de yorumları açıyorum. Evet, yorumları açtım. Bekleyelim bakalım neler sorulacak. Hocam çok bendenizce öyle, kıymetli dostlar için de öyledir inşallah. Kıymetli gönüldaşlar için de öyledir inşallah. Çok manalı, derin, ufuk açıcı bir program oldu. Şimdiden hani kapatırken de söylerim ama şimdiden ağzınıza yüreğinize sağlık. Kıymetli Rica dostlar, ederim. evet. Evet. Şimdi evet, sorular bakalım. Bir şeyler geldi bakalım. Hocam şimdi ilk soru, hologram bedenlerden bahsettiniz. Burada insanların ruhları bedenlerinden mi ayrılacak? Böyle bir şey, yani böyle bir şey de mi böyle bir şey yapabilirler mi diyor? Yani ruhu taklit edebilirler mi diyor, yoksa yeni hologram bedenler mi oluşturacaklar? Sorunun biri bu. Şimdi aslında bu cevaplar parça parça bizim eski programlarımızda Var tabii, evet. sık yer aldı. Birincisi bu kesim en azından söyleminde yani kendi içinden neye inandığını bilemeyiz. Ama en azından söyleminde ruhu inkar eder zaten. Evet, Yani tabii. ruhun varlığına inanmaz. Biz hologram beden derken ruhla ilgili bir şey kastetmiyoruz. Hologram beden tamamen sizin istediğiniz bir şey. Yani sizin istediğiniz bir tip olarak, yani tercih ettiğiniz bir tip, şekil verdiğiniz bir nesne olarak tamamen sentetik olarak, ruhtan bağımsız olarak dışarıda var olacak fiziki bir nesnedir. Ama bu böyle şeyler, elektronlar, moleküller çok dağınık olduğu için kağıda dokunur gibi ona dokunamayacaksınız. Daha o dokunulabilir hologram, dokunulabilir bedenler biraz daha ileride olacak. Ama önce son derece katı gerçek gibi görünecek. Ama mesela içinden geçebilirsiniz. Hani o şekilde. İlk başta öyle olacak. Yani biz ömrümüz süresince görebileceğimiz hologram bedenler benim değil ama belki sizlerin Allah ömür inşallah versin hocam. Allah sağlıklı, mutlu, İnşallah huzurlu ömürler versin. sizlerin göreceği hologram bedenler başlangıçta öyle olacak. Ruhtan bağımsız olarak ruhu hiç kastetmiyoruz. Zaten ruhu inkar eden bir kesim Bir var. tayfa İçeriden, yapıyor bunlar, evet. içinden de mi inkar ediyor yoksa insanların inancını zayıflatmak için mi inkar ediyor? Bu da kenardaki notumuz olsun. Evet, eyvallah. Hocam ama orada ilginç bir cümle kullandınız. Onu bir daha hani belki kıymetli dostlar duymak ister, hemen sorayım. Hani dediniz ki içinden geç, ama biraz ileride içinden geçilebilecek durumda, ama biraz ileride katı da olacak dediniz, cisim gibi, Evet, değil mi? evet, evet, evet. Evet, Daha üst eyvallah. teknoloji. Evet. Diğer sorulara hemen bakalım. Şimdi bu soru tam. Şimdi demiş ki, beni asla bırakma diye çevrilen bu filmin geleceğe dair korkuttukları, ebeveynlik kurumunun ortadan kalkması, çocuğun doğar doğmaz devlete ait olması ya da işte küreselcilere, böyle yani böyle mi olacak diyor, böyle bir şey de mi insanlık için tasarlıyorlar demiş herhalde, yarım kalmış. Çünkü devamını ben kendi zihnimden tamamladım. Ama doğru noktadan hareket, soru doğru yere dokunuyor. Genellikle Yarım mesela kalmış da bakın, gerisini ben tamamladım kendi zihnimden, herhalde öyle tamam sormak istemiş. Evet. anladım. Her zaman devam ederiz. Bakın şöyle bir şey var. Şimdi sadece Almanya'da 5.000 Suriyeli çocuk kayıp da. 5.000 çocuk kayıp kaydı yok. Ya artık bir şey söylemiyorum. Başka bir şey. Başka bir şey konuşmuyorum yani. Yani istedikleri kadar çocuk bulabilirler.
ve onları yetiştirip istediği amaçla, istediği amaca doğru yöneltebilir. Yani o insan malzemesi bol. Göçler nedeniyle özellikle. Evet. Bir kıymetli takipçimiz de hocam, ölümü kabul etmeyip acı çekmemek de yeni bir kaçış yolu olabilir mi demiş kıymetli bir takipçimiz. Zaten o yüzden ölümsüzlüğe kaçış diyor. Yani evet. Ölümden kaçış, ölümsüzlük bir çeşit kaçış. Şimdi vaktimiz kalmadı. Arjantinli ünlü yazar Borges'in Ölümsüzler adlı bir öyküsü vardır. Onu size bir dahaki sefere biraz kısaca özetler. Hatta bir pasajını da okurum. O zaman 1940'larda bu konuyu ne kadar derinliğine gördüğünü anlarız. Sizin sorunuzun da o kadar güzel cevabı olur ki. Çünkü insanlara, yani organik bir insan için bu zihinlerde hiç unutmamak, tüm mutlak böyle üst korkunç bir bellek ve işte 1000 sene, 2000 sene aynı hayatı birbirine benzeyen vakaları arka arkaya yaşayarak geçirilen bir hayat o kadar cazip olmayabilir yani. Sanıldığı evet. kadar cazip olmayabilir. Olmaz, olmaz da diyorum yani. Evet. Ama güzel soru. Evet. Şimdi bir kıymetli takipçimiz sizin öykünüzle alakalı bir şey sormuş hocam. Demiş ki iyi yayınlar demiş. Sadık hocamın demiş bu Memoropan öyküsünde demiş insanların hepsinin aynı anda ölmesi olayının yani muhtemelen öyküyü tam olarak okumuş. Hepsinin aynı anda ölmesi olayının tam sebebini anlayamadım demiş. Bunu hocamız bize açıklayabilir mi demiş. Şimdi o havada birbirini etkileyen enerji haline dönüşüyor ve iki gruba, ama şeyi, öyküyü okumayanları bozmayalım ama size şifreli anlatayım. Hocam bir donma var gruba... bir saniye hocam. Sayın hocam bir donma var bir dakika. Boşa lafınız boşa gitmesin diye. Bir donma tamam, var da. Şimdi hocam bu insanların hepsi bu öyküde diyor ölüyor diyor kıymetli takipçimiz. Bunun sebebini anlayamadım diyor. Tekrar buyurun hocam. İnşallah donma düzelmiştir. Buyurun hocam. Evet. Finale bir daha böyle finalin 3-5 paragrafına dikkat edin. Orada insanlardan iki seçimden birini yapmaya zorlayan bir süreç, yani zincirleme süreç sonunda insanları iki kötüden bir tanesini seçmek zorunda bırakıyor, toplu ölümlerden kalanları, geriye kalanları ve her iki tarafta kaybedecek şeklinde bir final var. Oraya birazcık dikkat edin lütfen. Öykünün esprisi çok fena orada yani. Hatta ben evet. söylerken evet. bana şey geliyor, tuhaf geliyor ya. Bu kadar böyle söyleyeyim. Ama bir Eyvallah. Daha sorarsanız o zaman daha fazla faş ederim yani. Evet. Evet, bir de hocamız şu anda hani okumayanları da düşündü. Hani bir de sorunu da söylememek için ben onu da anladım. Çünkü arada ses donuyordu. Evet. Arada ses donarken hocam onu söyledi de ben onu anladım. Onu hani anlamayan kardeşlere dar dedim. Hani okumayanlar da vardır. Bir hafta daha süre tanıyalım dedi hocamız işte. Onu da tekrardan. Evet. Evet, aynen. Şimdi hocam bu tabii bunu biz notlarımızın arasına alalım. Bugünün konusu olmasın ama bunu muhakkak işleyelim. Kıymetli bir takipçimiz şöyle bir soru sormuş hocam. Bu Jurassic New World filminde ne anlattılar evet. bize demiş. Aslında hocam şöyle bendeniz bunu size söyleyecektim de hep unuttum, hep aklımdan çıktı. Bu ta 1990'lı yıllardan başlayıp günümüze kadar gelen bu 6-7 parçalı bir Jurassic Park serileri var ya. Bir gün evet. mesela tamamen bunu sadece yani bir pazar fikir yongalarında bu 7-8 parçalı dinozor filmlerinde ne anlatıldığını, bu Jurassic Park filmlerinde ne anlatıldığını bile konuşabiliriz. Bu hani sorunuz için çok teşekkür ediyorum. Hocamız da notunu aldı ama bu bugünün şeyi değil. Soru cevap yapamayız çünkü. Şimdi evet. Şimdi ona vakit yok çünkü neden biliyor musunuz? İlk evet. Jurassic Park'ta ta oraya gitmemiz lazım. Evet evet. İlk birincide anlatılanla arada sonra kademe başka yere evirdiler filmi. Aynı Alien filmlerinde olduğu gibi. O yüzden öyle o merdiveni
merdiveni anlatmak lazım yani. Evet. Hocam şimdi bu demin bir yarım soru vardı ya, ben onu kaçırmışım. Hani şimdi Evet. şöyle orayı tekrar bir okuyayım. Sadık Hoca'nın söyledi beni asla bırakma diye çevrilen bu, hani diyor ki ebeveynlik kurumunun ortadan kalkması, çocuğun doğar doğmaz devlete ait olduğu ve diye yarım kalmış ya, devamı şu. Vallahi kıymetli takipçimiz, özür diliyorum, hani ben bunu görmedim. Ama bu şekilde olunca da hele ki de gözüme tekrardan çarptı, hani çarpmaya da bilirdi. Devamını okuyayım. Bir bütün halinde yazabilirsek daha iyi olur. Affınıza sığınarak öyle arz edeyim. Diyor ki hocam, son organ bağışlarını yaptıklarında ölen insanların yaşamlarının amacının diğer insanlara döner olması. Yani sanki bugünkü patronlarını zengin etmek için çalışan ve ölen emekçiler gibi demiş. Yani bunun hakkında ne düşünürsünüz demiş. Çok çok güzel benzetme. Çok güzel benzetme. Aynen de öyle. Yani bir zamanlar emek sarf ediliyordu. Şimdi bedenin kendisi de emek haline geliyor. Sarf edilen emek haline. Yani beden de meta oluyor. Zaten vücudu fizik olarak mesela insanlar 12 saat, 15 saat, 16 saat çalışıyorlardı. İlk endüstri devriminin ilk en ateşli olduğu zamanlarda yani. Evet. Düşünün o beden ne hale geliyor. Çok erken 30'lu yaşlarda ölüyorlardı mesela. Hani öyle batı batı diyorsunuz ama hani böyle bu tür şeyler var. Karanlık karanlık yerleri var yani. Evet. Artılarının yanı sıra hani bu tür eksiler de var. Evet, eyvallah. Öyledir Teşekkür. yani. Çok çok güzel. Yani sizin sorunuzda cevabın kendisi de gizli. Evet. Yani hocam burada hani şunu bir söylemek istedik değil mi? Yani ben doğru anladım herhalde. Hani bu organ bağışı mevzusunun kendisinin hani artı artı artı, iyi iyi iyi, pozitif pozitif yanları da var. Ama Ama hani burada bağış değil ki. ha, tabii o değil değil mi? Ben yanlış mı Hayır, anladım? buradaki bağış değil. Ha, değil Buradaki mi? şu. Sana söylemiyor senin niçin seçtiğini. Ha, eyvallah, tamam. Sen Yani hani organ kaçakçıları falan var. Onlardan mı bahsediyor diye takipçimiz, o organ metazori bağış kaçakçıları var, organ mafyası yani var, onlardan mı bahsediyor diye. metazori bağış Ha, metazori tamam işte, eyvallah, tamam. Tamam, ben onu diyecektim zaten yani. yani Onu bağışla alakası yok aslında yani. Evet. ha, ya, yani seni zorlayarak yaptırdı, değil mi? Evet. Yani ipotek edilmiş vücutlar. Ha, eyvallah. Eyvallah. Tamam, devam edelim sorulara. Bir, iki, üç soru daha yapıp artık müsaade isteriz. Evet. Hemen okuyalım. Hemen okuyalım. Kıymetli dostlar, sorularınız için çok teşekkür ediyoruz. Bakalım. Bendeniz'in anladığı bu soruyu da ben cevaplayayım. Hocamızı da yormayalım. Hocamız da bir iki dakika bir dinlenmiş olsun. Allah'ın yarattığı hiçbir şey dünya üzerinde kaybolmuyor. Lakin geçmiş dönemde yaşamış insanların sesleri duyabiliyor. Acaba sadece sesten ibaret mi, yoksa ne konuştukları anlaşılıyor mu? Kıymetli takipçimiz şöyle arz edeyim. Bendeniz'in araştırdığı, ha, hocam da fikrini söyleyecekmiş. Bendeniz'in araştırdığı kadarıyla, şimdi mesela o Napolyon örneğini verdim ya, hani kayanın üstünde Napolyon'un sesini toplamışlar diye. Ben bunu ilk duyduğumda, bu örneği ilk duyduğumda 10 yıl kadar önce falan duymuştum. O zaman için demişlerdi ki yer yer cümleler anlaşılıyor ama kopuk kopuk demişlerdi. Hani adam mesela atıyorum orada 100 cümle kurdu diyelim ki. Hani 25-30 cümle anlaşılıyor ama diğerleri hep böyle cızırtılı televizyon gibi. Fakat benim tahminim, zannımca artık bu muhtemelen 30 cümle, 60-70 cümleye kadar çıkmıştır. Yine hepsini anlayamıyor olsalar Ben bile. Evet hocam. 50 yıl önce duydum Ömerciğim. Öyle mi? Evet. Eyvallah. Onun Hocam için bir evet. Hayır, levh-i mahfuz diye bir şeyden bahsediliyor. evet. İnsanların bütün edimleri, hayat boyunca yaptıkları her şey tüm ayrıntısıyla ortaya serilecektir deniyor. Evet, Yani zaten 7. Kur'an-ı Kerim'de yüzyılda açık açık yazar. 7. yüzyılda sana bunların hepsi 1400 yıl önce söylenmiş yani. Şöyle bir şey var hocam, ona katıldınız mı katılmadınız mı, hani dedim ya, hani o zaman için ben okuduğumda gerçekten öyleydi hocam. Yani şöyle, hani bu Napolyon'un hani ifadeleri hani böyle cümle cümle arada kopukluklar şeklinde hani, ama daha sonra yani artık günümüzde muhtemelen daha çoğu anlaşılıyordur.
Yani yüzde artık 60'ı 70'i anlaşılıyordur diye düşünüyorum. Onu bilmiyorum. Onun geldiği yer yorumum, araştırma sonucu. Ama teori olarak, evet, teori olarak buna şey yapıyorum. Kafam yatıyor buna yani. Aklım yatıyor. Kıymetli bir takipçimiz de şöyle bir soru sormuş. Bu sizat halinizin hep anlattığı mevzu Sayın Hocam. Cesur Yeni Dünya kitabında gönüllü köleliğin inşası için ezberletilip söyletilen sloganlar günümüz eğitim sistemini mi anlatır? De anlatır mı diyor yani. Onu da anlatır mı diyor. Günümüz eğitim sisteminin eksikliklerine de değinir mi diyor. Tabii bak, günümüzün eğitim sistemi o kitabın yazıldığı sıralarda, o kitabın yazılma bandı zamanlarının eğitim sistemidir. O yüzden böyle bir benzerlik vardır. Öyle bir benzerlik vardır. Yani insanların itaat edebilmeleri için mutlak itaat. Tabii o şeyde, romanda farklı şöyleydi bakın. 29 buhranı yazar üzerinde çok ciddi bir etki yapıyor. Aynı o sadece Amerika'da olmuyor, o büyük buhran. 29'daki ekonomik buhran Amerika'da. Onun İngiltere'de de bir karşılığı oluyor. O şey, yazar bir şoka giriyor buradan. Ve bir korku, bir şok, bir çaresizlik hissediyor. Ve o zaman insanların itaat ettiği, idare edilebildiği, kolayca yönetilebildiği, çok fazla beklenmedik şeyin olmadığı, kontrol edilebilir bir dünya kitabı yazıyor. Evet. Budur yani. Şimdi aynısını şu anda yapmaya çalışıyorum. Evet. Hiç fark yok. Evet. En yeni cesur dünya yani. En yeni cesur dünya. En yeni cesur dünya. Evet. Hocam şimdi tam bu noktada müsaadeniz olursa hocam, iki soru daha, hani kıymetli kardeşlerin de gönlü kırılmasın. Bir soru yani, vakti hani 12-11 geçiyor ama gönülleri de kırılmasın. Bir soru daha soracaktım fakat müsaadeniz olursa iki soru yapalım, öyle kapatalım. İki soru yapalım. Tamam. Çok kıymetli. Tabii şöyle, yayın tekrarı olacak mı diye bir kıymetli, bu sorulardan biri bu değil tabii hocam. Yayın tekrarı olacak mı diye. Tabii şöyle, biz her pazar hocamızla yayın yapıyoruz zaten. Allah'ın izniyle, Allah ömür verdiği, sağlık verdiği müddetçe. Bu bir. İkincisi, yayının kaydı zaten Instagram duvarımda duruyor. Oradan bakabilirsiniz. Bir de yani pazar, yani bu gece olur, yarın olur, bir iki gün sonra olur. Ömer Faruk İspir YouTube hesabıma da zaten yüklüyorum. Oradan da seyredebilirsiniz. Eyvallah. Yo, ben hani onu eleştirmedim. Niye tek sefere sığmadı diye eleştirmedim. Gözümden kaçtı da sorunuz mahvolmadığına sevindim ya. Sorunuzu hocamıza tam olarak sorduk en azından. Yoksa sizi eleştirmedim efendim, yanlış anlamayın. Evet. Ha, elitler için bu metazoru, devamında da bu elitler için metazoru yedek parçacı gibi bunlar çalışıyorlar diyor. Elitler için. Çok güzel. Çok güzel evet. Laf. Çok evet. Güzel laf, evet. Şimdi evet. Amel defteri denilen şey zaten ses kaydı değil mi hocam? Zaten evet, Kur'an-ı Kerim'de de öyle söyler. Ses, görüntü ve daha bilmediğimiz gibidir neler. Bütün alemlerle birlikte de kaydediliyordur belki. Bir hayal edin bakın. Şimdi son bir soru daha soralım. Başka da soru da gelmemiş. Şöyle bir dakika. Evet, geçmişten bilgi, velhasıl geçmişten bilgi almak mümkündür. Velhasıl evet, sorunuzu şöyle biraz yukarıya çıkayım. Bir soru vardı da çok enteresan bir soruydu. Soracaktım da ben size. Nerede bu ya? Allah'ın yarattığı değil. Ha hocam, soru şu. Allah'tan başka kimseyi taparcasına sevme, doğru. Ben yani bu aslında soru da değil galiba. Bu soru da değil, bir hani bir fikir tavsiyesi kıymetli bir takipçimizin. Bunun üstüne ne dersinizi de sorayım ve biz müsaade isteyelim artık, bayağı doldu. İnsanlar da dinlenecek. Herkesin sahuru var, gece namazı var, işi gücü var. Allah'tan başka kimseyi taparcasına sevme, doğru. Kadınını taparcasına sevdim ve ne oldu? Bunun devamı var mıydı acaba?
Bunun devamı var mıydı acaba? Yoksa bunun üzerine hocamız bir şeyler söylesin. Bu aslında mükemmel bir şey. Bir metafor gibi bir şey. Aforizma gibi bir şey olmuş. Evet, buyurun hocam. Ama bak bakın. Çok derin aşk hep takdir edilir. Çünkü o sevginin yoğunlaşmış halidir. Bu tarafa bir itirazımız yok. Ama böyle bir kara delik tarafından emiliyormuş gibicesine olduğunda, hani böyle bu Ha, kadar şey öyküden çıkarılmış o. olduğunda, Evet. işte böyle elim sonuçları olabilir. Evet. Sizin Yani öykünüzden çıkarım o yapmış kıymetli takipçimiz. evet Evet. evet tabii doğru yani. O bir bir çeşit mutluluk yaşıyor ama şimdi dışarıda normal hayatını yaşasaydı falan, esas olması gereken o değil mi? 18 yıl evde hiç kimseyi kabul etmeden, arkadaşlarından mahrum nasıl bir hayat yaşadığını hayal edin. Nasıl bir eziyet. Ama ondan zevk almaya alıştırmış kendini. Yani gene de bir teselli buluyor. Ama bir tarafı tabii nasıl acı çekiyordur. Evet. Kıymetli takipçilerimiz, dostlarımız, gönüldaşlarımız, Allah sizden razı Sabaha kadar olsun. gidelim Evet, sonuçta. Allah sizden razı olsun. Bizimle yol yürüdüğünüz, yanımızda olduğunuz için. Öykü'de karısını taparcasına sevdi ve oğlunu kaybettirdi diyor. Evet. Benimki soru değil, istek. Bir bölümde de sadece Westworld dizisini yorumlar mısınız demiş kıymetli bir takipçimiz. Biz aslında Westworld dizisini çok konuştuk ama Yaparız, Allah yaparız, yaparız. aslında Westworld yaparız. 3 sezonu birden anlatacağımız bir 2 saatlik fikir Tamam, yongaları yaparız inşallah. 3 sezonu birden anlatırız. Evet. Evet, inşallah. Kıymetli dostlar, bizimle yol yürüdüğünüz için, bizimle birlikte olduğunuz için, programımızı dinlediğiniz için ve selamlarınız için, dualarınız için çok teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı sahurlar diliyoruz. Dualarınızı da bizden eksik etmeyin, unutmayın inşallah. Hayırlı geceler, hayırlı geceler, hayırlı akşamlar. Siz varsanız biz varız. Dualarınızdan unutmayınız. Sizleri de çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Buyurun hocam, bir şey diyordunuz. Yok o kadar. Hayırlı geceler. Herkese hayırlı geceler. Hayırlı Eyvallah. Ramazanlar diyorum. Geceniz hayırlı olsun dostlar. Hayırlı geceler, hayırlı Ramazanlar, hayırlı sahurlar. Hocam, ellerinizden öpüyorum. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Senden Görüşmek de üzere. daha nicelerine inşallah. İnşallah.